Evet efendim Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. 12-3 Murat abicim. Dile kolay 12-3 dokunulmazlığı kazandılar. Ve Furkan Kızılay'ın ismi çıktı dün geceki konseyde. Ayrıca dün geceki konseyde çok önemli açıklamalar da vardı. Acun Ilıcalı artık bu son konsey dedi. Ve bütün sistemin baştan aşağı değiştiğini ilan etti. Bundan sonra Survivor'da haftalık takımlar olacak. Her takımın birer kaptanı olacak. Aldım verdim sistemiyle transferlerini yapacaklar. Ayrıca bundan sonra düellolarda kadınlar ve erkekler birlikte mücadele edecek. Doğru mu? Ve aynı zamanda yazılabilecekler. Artık kadın erkek ayrımı diye bir ayrım yok. Her şey birleşti. Ve çok önemli bir bilgi daha. Üç dokunulmazlık oynanacak. Dördüncü kişi listenin en altındaki kişi olacak. Bakın bu da çok güzel bir bilgi. Yani Survivor'ın o hafta en düşük performanslı yarışmacısı kendini mecburen potada bulacak. Hayırlısıyla yepyeni bir dönem başlayacak Survivor'da. Merakla bekliyoruz. Açıkçası ben son 3-4 gündür bireyselliğe geçelim geçelim derken aslında yani ona yakın bir şey oldu. Neden? Hali hazırdaki giden sistemde isimler belli, nereye gittiği belli. Aynı senaryoyu izleyip izleyip duruyorduk. Şimdi bambaşka bir senaryo ve her hafta yeni takımlar. Evet. Survivor bu şekilde bir 6 ay daha devam edebilir mi? <laughs> Kaptanlar çıkacak, biz de tahtaya çıkacağız. Hani biz, öyle oluyor ya. Biz. Aynen öyle tabii ki. Takım seçimleri de tahtaya çıkıp. Dört takımlar doğru mu daha güçlü, Ya daha güçlü. ya aslında benim en sevdiğim Tabii yerlerden biri. O da çok. O da nasıl... dört gözle bekliyorduk. İnşallah Allah suna derse o günlerde gelecek. Ve bu arada şu bilgiyi de verelim. Hızlandırılmış tura geçtik şu andan itibaren. Yani dört günde bir eleme olacak. Evet. Normalde haftada bir eleme oluyordu. Şimdi dört günde bir eleme olacak. Yani sekiz günde iki eleme. Hani bir haftada tam iki eleme olmasa da öyle. Bütün yarışmacılarımız için hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun, ne olsun diyelim. Artık olsun. son düzlüğe girdik. Survivor'da evet. atlar burun buruna gidiyor. Bakalım kim kazanacak bu yarışı? Evet. Diyoruz Anladım. ama Murat abicim lütfen. Evet. Lütfen lütfen. Yani şimdi bu kırmızı takımın hakkını vermezseniz olmaz. Neden? Ya iki dokunmazladı. On iki üç kazandı abi. Bu takım Buyurun. Kırmızı takımın hakkını tabii ki vereceğiz. Sezar'ın hakkı Sezara. Kırmızı takımı bir kere alkışlıyorum. Gerçekten inanılmaz bir performans ve 12'ye 3 yenerek sürklase ettiler mavi takımı. Mavi takımı 2 oluyor bu hafta 2. Evet. 2. 12-3. Evet, 2. 12-3 ve kırmızı takım yenerken de mavi takıma baktığım zaman önce bir mavi takımı söyleyeyim. Mavi takım maalesef ve maalesef sıfır gücü sıfır gücünün kaptanı da kim? En önemli adam kim o takımda? O Geday. En önemli kadın kim o takımda? Seda. Bunlar da sıfır gücünün kaptanları rolüne büründüler dün geceki oyunda. Çünkü neden? O Geda 2'de 0. Sıfırcılara bak. Seda 3'te 0. Furkan 2'de 0. Yunus Emre 2'de 0. Damla 2'de 0. Sıfırcılara bak. Ne ararsan var yani. Sıfırcı mı arıyorsun? Oo, mavi takımda dolu sıfırcı. Bu takımda görevini yapan Merve sadece 2'de 2. Batuhan 2'de 1. O da yarım görevini yapmış. Ama ve lakin diğerleri sıfır çekerek takımlarının bu sükresesinde başrolü oynamışlar. Kırmızı takıma geliyorum. Kırmızı takımı cani gönülden tebrik ediyorum. Kırmızı takımda 2'de 2 iki yapanlar vardı. Önce onları tebrik edeyim. Kim bunlar? Özgür, Atakan, Hilmi Cem, Nagihan 2'de 2 iki yaptılar. Amma velakin 2'de 2 iki yapanları tebrik ederken takımda 3'te 2 yapan bir kadın vardı. O kimdi? Nefise. Dün gece Nefise'yi ben izlerken dedim ki kendi kendime. Murat Özarı, ey Murat Özarı. Sen bu kadına neden bugüne kadar şiir yazmadın? Aa. Düşündüm. Dedim ki bu kadına benim bir şiir yazmam lazım. Ve dün geceki konuşmalarını izledim. Sadece yarışmalar değil Furkan dedi. Konuşmaları da beni benden aldı. İlerleyen dakikalarda o konuşmaları da vereceğiz. Hepsini vereceğiz. Ve <laughs> ona kimler neler dedi. Kimler onun hakkında ne ithamlarda bulundu. Karşılarında beni bulacaklar. Merak etmesinler. Bugün nefiseciyim. Çünkü nefise benim gördüğüm kadarıyla şahsi fikrim Survivor'a bugüne kadar gelmiş geçmiş Yarışmacılar içerisinde en dobralarından bir tanesidir. Eee. Nefise dobradır. Nefise'nin ne dediği bellidir. Nefise durup dururken kimse itham etmez. Bunların hepsi ortaya çıkmıştır. Birazdan konuşacağız. Ama ben önce bir görevimi tamamlamak istiyorum. Neden dersen. Dün gece düşündüm. Murat Özarı dedim. Hı. Sana dedim artık bu kadınla ilgili ilham gelmesi lazım. Ve... Geldi. Geldi. Ver Sercan! <laughs> Nefise nefise yine taktın yarışlarda Beşinci vitese rakiplerini devamlı ediyorsun sürklase seni izlerken kalıyoruz gerçekten nefes nefese atışlarda teslim ediyorsun ne atar sanat adrese keşke survivor hiç bitmese seni sevenler hep seni izlese Nefise! Murat Nefise! abi? Nefise. Ne Murat abi? Bütün Yeter artık ya. Yeter artık ya. Tüm Yeter yedin ya. Yedin Yeter kardeşim. Yedin. Bu kadının hakkını versin herkes artık. Nefise'nin hakkını herkes versin. Dobra bir kadın. Her şeyin ağlasını söylüyor bu kadın. Onu çekemeyenler var, kıskananlar var. Buyurun söz sizde. Kıskananlar çatlasın, kıskananlar çatlasın, kıskananlar çatlasın, kıskananlar çatlasın. Kıskanlar çatlasın. Evet, Kimler kıskanıyorsa onlar <laughs> çatlasın. Evet. Evet. Buyurun. Ha şey veriyorum Hazar Abi bitti artık. Tamam, Kelime daha kaldı. Gözcümü çıkarıyorum. Hazar Fen gibi kanatları takıp uçacaksın diye e, düşündüm. E, abi, buyurun. Hayır sanki Murat abi Nin girişi Biz dünkü oyundan sonra Murat abi sadece Batuhan'ın şiir yazdığı için eleştirmemişiz de ben Nefise ile sözle başlamak istiyorum dememişim de, Allah. de sen dün akşam bir kadın kahraman vardı o da Nefise'ydi demedin de İhsan da aynı şekilde Nefise'yi övmedi de gibi bir girişti. Murat abicim anlayamadım bu girişin sebebini. Ben genel girdim sizle alakalı. Genel bir genel, giriş o sırada genel böyle yani, bir hafif bir, hava bir göz var yüzüş. ya, o Genel havayla ilgili. Ya Murat abi seni iyi tanıyoruz. Bize de bir göz süzdün. nefsini tabii ki tebrik ediyorum. Ee, dün daha da çok etmiştim. Yani dünden önceki gün. Q yarışla alakalı. Şimdi oyunla ilgili ne diyeyim? Ee, denecek çok fazla bir şey yok. Çünkü hani bir takım komple sıfırcı iki kişi hariç bir takımda sıfır yapan yok. Dolayısıyla e, Ogeday çok güzel bir açıklama yaptı, güzel bir analiz. Ka kaybettikleri oyunların toplamında, yani bir oyun kazandılar mavi mavi takım bu hafta evet. Ama kaybettikleri oyunların toplamında 13 sayı alan bir mavi takım. Bu server tarihinde bile az bulunur bir şey. 3 oyuna çıkıyorsun, 3 oyunda aldığın toplam sayı 13. E, büyük bir çöküş var. Yani hiç sıfır yapmayanların sıfır yaptığı... E, Damla gibi bir yarışmacının 12'de 2 yaptığı bir hafta arkadaşlar. Damla dibe vurdu. Yani Aleyna'nın altında artık e, ve en kötü kadın yarışmacı. Hiç beklemezdim. Yani o gedaydan 2'de 0 yapmasını ya da bu hafta 2 kere 2'de 0 yaptı. Bir kere bir sayı aldı. Bunu hiç beklemezdim. Çok üzülürüm bu arada toparlar, toparlar mutlaka ama bu kadar başarılı bir sezonu Son düzlükte bu noktada bitirmiyor olması lazım. Seda'nın da bu konsantrasyon kaybını yaşamıyor olması lazım. Yani çok iyi geldiler. Gerçekten üzülürüm. Özellikle Seda ve Oga'da üzülürüm. Hani e, çünkü onlar bence kaybettikçe kayıplardan etkilenen bir tarz yarışmacılar. Bunu server yorgunluğuna da veriyor olabilirim. Yani hani hayatta her zaman böylelerdir demiyorum. Elbet kamçılıyordur onları başarısızlık. Ama şu an başarısızlıktan kamçılanan değil, başarısızlığın onları gitgide kamçıladığı Kötü anlamda kamçıladığı bir e, tutum ve psikoloji içerisindeler bence. Şimdi bu arada kötü bir takım vardı da diyemem. Bunu çok konuştular bu arada. Hani belki VTR'de izleyecek oluruz. Hani iyi geldiler, önde geldiler. E, ama olmadı bir şekilde. Biri yapamadıkça biri daha yapamadı. O yapamadıkça bu da yapamadı gibi böyle domino etkisi var mavi takımda. Ne yazık ki bence var. E, dünkü oyunda bunun tam tersi bir domino etkisi olmuştu. Yani bilmiyorum dediğim gibi üzüleceğim tek şey kırmızıları tebrik ediyorum zaten. Ee, söylenecek hiçbir şey yok. Yani bu viteste son düzlükte devam etmiyor olmaları lazım. Umarım toparlarlar. Şimdi şey yeni kan, yeni can, takım karmaları, farklı enerjilerle sahaya çıkıyor olmak. Belki atıyorum o ve Sedan birbirinden ayrılması ikisine de ayrı ayrı iyi gelecektir. Belki bu e, hani böyle bir kara bulut var üzerimizde psikolojisini zaten o kara bulutu parçalayarak ve yeni bir takım kurarak elde edeceklerdir. Ve bireysel anlamda artık bundan şu saatten sonra üzüleceğim şey mavi takım olmaz çünkü bireyler olur. Ee, bireysel anlamda yeni sistemin onlara yarayacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Yani çünkü tabii ki herkes için bu iyi temennim ama hak edenin de ee, haksızlığa uğramasını istemem. E, hak eden de kim diye sorarsan yani o Geda ve Seda'nın bu performansı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Beş ayın hakkını vermek lazım. E, Sezen hakkı Sezara der Murat abi hep. <laughs> Buyurun İhsan. Evet çatırdamak hatta çatı çatır çatırdamak üzere olan kırmızı takım <laughs> bu haftaya damgasını vurdu. Halbuki dün bölüm başlarken eyvah eyvah içeride ne hesaplaşmalar var neler konuşuluyormuş diye düşünürken e, kırmızı takım çıkıyor ve 12 3 gibi bir skorla e, dün akşam kazanıyor. Aslında haftaya genel baktığımızda da 3 3 oyun kazandı. 47 galibiyet, 21 25 mağlubiyeti var. 47 25 çok önemli bir fark, neredeyse iki katı. E, 3 tane adayı karşı taraftan çıkardılar. Hepsini tebrik ediyorum. Dün akşamın özelinde %100 ile oynayan Özgür, Atakan Hilmiçen ve Nagihan. tebrik ediyorum. Bir tek Merve onlara cevap verdi. Çıktı oyunları kazanarak %100 ile oynayan ama e, mavi takım zaten 3 sayı almış. Merve 2 tane, Batuhan 1 tane. Ee, geri kalan hiç kimse sayı getirememiş. Ee, burada tabii kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Yani kırmızı takım haftaya damga vurdu. Ee, şunu merak ettim ama eğer dün akşam kaybetseydi kırmızı takım, o potaya gidilseydi dünkü konuşmaların üstüne insanlar nasıl bir oylama sistemi yapacaklar, nasıl kimi yazacaklar? Gerçekten bunu çok merak ettim ve o benim merakım gömüldü gitti aslında. Ben eminim benim gibi düşünenler çünkü yani. Bölüm bir başladı. Hilmi Cem ona sallıyor. Atakan öbürüne sallıyor. Aleyna buna sallıyor. Oradan Nefise ile Nagihan başka bir şey söylüyor. Tek konuşmayan Özgür vardı. <laughs> Sercan'ın da konuşmaları var. Yani böyle bir takım çıkıp 12-3 gibi bir galibiyet aldılar. Tebrik ediyoruz. Çatırdamadılar. Ee, kendilerini yeni sisteme attılar. Ben yeni sistemde şu an için çok fazla bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü bana göre... Ee, Örnek veriyorum mavi takımdan biriyle kırmızı takımdan biri özellikle yeni kaptanlar olursa takımlarını kurarken yine eski arkadaşlarını takım arkadaşlarını o takıma toplayacaklardır. Yani takımların şekli çok değişmeyecektir gibi geliyor bana ama tabii ki değişebilir. Örnek veriyorum iki tane takım kaptanı olursa aynı takımdan, kırmızıdan. Attım şimdi. Atakan'la Hilmycan. Takım kurmaya kalkarlarsa evet paramparça olurlar ama şimdi mesela bir tarafta o kadar, bir tarafta atıyorum Nefise kazanırsa şeyi e, kaptanlığı. O takımları kurarlarken sanki böyle geçmiş takıma dayalı bir takım kuracaklardır. bana öyle geliyor çünkü e, geçmişte öyle oluyordu. O yüzden hani yeni sistemde de aslında mavi kırmızı yakın devam edebilir gibi geliyor bana ama bakmamız lazım. Kaptanlıkları kimin kazanacağı çok önemli. E, oyunla ilgili fazla söylenecek bir şey yok. aslında yani bir an önce adada konuşulan konulara dönmemiz lazım. mavi takımın düşüşü inanılmaz. Yani bu takım aslında iflas etti bu hafta. Ee, kötü değil Baktığın zaman erkeklerin yüzdesine ve kadınların yüzdesine Karşılaştırdığın zaman birbirleriyle Erkeklerde özellikle ciddi bir fark var Daha öndeler ama gel gelelim Oyuna denince şöyle olmuyor Başka bir motivasyon eksikliği vardır belki mavide Onu da aslında irdelemek lazım Şimdi öncelikli olarak e, sevgili Doğukan burada mı? Ondan bir ricada bulunmak istiyorum. Bizim önümüzde genel istatistik tablosu var ve bunun yanında yüzdeler yazıyor ama yüzdeler devamlı değişiyor. Ona göre sıralamanın da değişmesi lazım. Sıralama değişmemiş. Burada bazı hatalar var. Çünkü ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Şu anda Nefise %64.04'lük performansıyla Nagihan'dan sonra en başarılı kadın yarışmacı pozisyonuna yerleşti. Seda'nın önüne geçti. Seda ile çıktığı maç sayısı eşitlendi ee, hemen hemen. Ee, yüzdesi de bir puan daha yukarıda. Seda ile Nefise'nin başa baş bir mücadelesi var. Nagihan evet birinci sırada ama oynadığı oyun sayısı arkadaşlarına göre yarı yarıya olduğu için. Onu bu değerlendirmenin biraz daha dışında tutuyorum. Ama bir Nagihan Karadere gerçeği de her zaman var olmuştur. Bundan sonra da Allah'ın izniyle var olacaktır diyoruz. Çünkü burada aynı zamanda ne gibi durumlar var? Mesela Hilmi Cem aslında Batuhan'ın üstünde, Atakan normalde Furkan'ın üstünde. Ee, bu listenin e, düzeltesek çok sevinirim. Ben de Alena %28'de oynuyor yazıyor ama <laughs> bakmamışım. <mı>? Yani <laughs> o, o sen oraya bakıyorsun. Yani orası başka bir yer zaten de ben şu genel skor hmm. tablosuna baktım. Hmm. Şimdi ben dünkü oyuna gelmek istiyorum. Benim dünkü oyuna ilgili konuşacak bazı şeylerim var. Ne gibi şeylerim var? Dün oyun başladı. Bu hafta mavi takımın ikinci defa 12'ye 3 kaybetme durumu söz konusu oldu. Şimdi mavi takımı değerlendirelim. Çok kemik kalmış bir kadro. Takımımızda ağırlıklar var. Ağırlıklar var. Bunlardan kurtulalım. Bunlar giderse uçacağız. Uçacağız, kaçacağız. Onu yapacağız, bunu yapacağız. Hani siz uçamıyorsunuz. Hiç uçuş yok şu anda. Bir iniş var. Demek ki problem ağırlıklarda değil. Demek ki başka yerlerde başka problemler var. Demek ki zihniyette bazı problemler var. Dün bütün oyun boyunca mavi takım yarışmacıları başından sonuna kadar ve son kısmını ayrı değerlendireceğim. Biz her şeyimizi veriyoruz. Biz elimizden ne gelirse yapıyoruz. Yapıyoruz ama olmuyor. Yapıyoruz ama olmuyor. Her şeyi yapıyoruz. Bakın bu her oyun her oyun bitiminde aynı sohbet oldu. Yani tam 2 saat boyunca mavi takımın üyeleri bize yani izleyenlere biz bu oyunda her şeyimizi veriyoruz diye bir bilgi transferi <laughs> gerçekleştirmeye çalıştılar. Hayırdır sizin bununla ilgili bir şüpheniz mi var? Bir şüpheniz mi var ki iki buçuk saat boyunca biz her şeyimizi veririz en az bin kere tekrarlayarak bize sunuyorsunuz? Sorun bu. Sizin bunda bir şüpheniz mi var? Çok altı çizildi. Bu kadar altı çizilmez ki. Her seferinde, her oyun sonunda artık ben hani bir yerden sonra sıkıldım. Dedim ki tamam şimdi yine oyun bitecek, yine kaybedecekler ve yine aynı şeyi bize söyleyecekler. Çok mücadele ediyoruz, deniyoruz deniyoruz ama olmuyor. Tamam e, bu zamana kadar hep aylardır deniyorsunuz zaten. Bugün niye bunu bize devamlı vermeye çalışıyorsunuz? Var mı bir şeyler var mı kafada? Varsa çözelim. Çünkü biz de yıllardır Survivor'ı izliyoruz. Bence var. Var olduğu aşikar ama dile getirmiyorsunuz. Mış gibi yapıyorsunuz. Kötü oyunculuklar. Bunlar kötü oyunculuklar. Ha öyle mavi takım arkadaşlar, kardeşler, pembe bir dünya falan filan bu işleri de geçelim. Kırmızı takım nasıl kaynıyorsa mavi takım da kendi içinde kaynıyor. Dün oyun bitti. Merve ile Seda yarım saat ağladılar be. Yarım saat. Ya yarım saat sizi niye ağlıyorsunuz? Şimdi Merve niye ağlıyor yarım saat onu hiç anlamıyorum. Seda da niye ağlıyor onu anlamıyorum. Seda zaten hani asker gibi kadın. Hiçbir şeye ağlayacak bir kadın değil. Yani Furkan potoya girmiş. Seda da çok umurundaydı Furkan'ın potoya girmesi. Neden ağlıyor yani yarım saat oyun bitiyor ağlıyor oradan geliyor ağlıyor seremonide ağlamaya devam seremoni oluyor oyun bitiyor hani gözyaşları devam akıyor yani böyle akıyor yarım saat ya ağladı e, bir ağlayacağı varmış yani demek ki veya Furkan kardeşlerinin potoya girmesine çok içerlemişler çok üzülmüşler derbeder oldular yani derbeder oldular dün gece hepsi birlikte maalesef ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama olmadı ama olmadı maalesef diyoruz. Furkan'a buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz hı hı. ve bir tek Batuhan Karacıkaya'yı burada tebrik etmek istiyorum. Neden diyecek olursanız kendisi röportajda aslında doğruyu söylemeye çalışıyor. Ben özgürü rakip olarak istemiyorum dedi adam. Evet dedi yani. Hani diyemiyor dili varmıyor da Furkan'ı istiyorum diyor adam. Ama Furkan'ı da istemiyorum tamam diyor. E haklı. Adama ben haksız diyemiyorum ki. Özgür diyor buranın en problemli yarışmacısı. Ben özgürle oynarken ciddi konsantre olmam lazım kaybedebilirim diyor. Rica etsem Batuhan'ın e, o röportajını bir verebilir miyiz sevgili yönetmenimizden rica ederim. Bakalım Batuhan neler söylemiş. Evet, Özgür'ün de girmemesi lazım ama bir yandan da yenmemiz lazım diyor. Aslında bir ikilemde kaldığını bize ifade ediyor. İnanın şu sisteme geçirmesine en çok sevinenlerden bir tanesiyim. Hiç değilse e, haftalık takımlar olacak, belli başlı değişiklikler olacak. Eee bize bir hikaye yutturmaya çalışmayacaklar diye düşünüyorum. Bununla ilgili herhangi bir şey söylemek isteyen var mı? Ben söyleyeyim de şeyle ilgili. Hani bu yazma ile ilgili söyleyebilir misin şu anda? Yazma ile ilgili yani pota ile ilgili. Potayla ile buyurun ha, tabii. Çünkü onun üzerine Batuhan'ın konuşması da onunla ilgili. Tabii şey doğru, doğru. Şimdi şimdi Ogeday mesela diyor ki takım arkadaşlarına. Ogeday geldi dedi ki beni de yazabilirsiniz dedi değil mi? Şimdi Ogeday güzel. Beni de yazabilirsiniz diyor. Gayet güzel hoşuma gitti. Kendini ateşin içine atmaya çalışıyor. Güzel. Ama velakin Burada yani e, görünen köy kılavuzu istemez. Ogeda'yı niye yazsınlar abi? Şimdi mavi takımda Ogeda'yı kim var mavi takımda potada? Yunus Emre var. Batuhan var. Yunus Emre ile Batuhan Ogeda'yın potaya girmesini ister mi abi? İstemez. Yani Ogeda'yla niye savaşsınlar abi orada? Yani Ogeday hepsini yenecek belli yani. Hani bir mucize olmazsa hepsini yenecek. Onun için de bu arkadaşların Furkan'ın potaya girmesini istemeleri çok doğal bir şey. Ha o geday beni yazın diyor da yazmazlar o geday seni. Niye yazsınlar seni kardeşim? Furkan'ı yazacaklar. Bu gayet doğal. Ha seni nasıl yazarlardı? Eğer kırmızı takımdan çok o adam olurdu. Mavi takımda kimse olmazdı. O yazarlardı. Hani veya ikiye iki olurdu. O yazarlardı ki kendi arkadaşını filan da kurtarsın o Geday falan diye. Öyle bir şey yok. O gedeyi girdiği anda potaya Yunus Emre ile Batuhan'ın şansları çok 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 azalacak. o gedeyi niye soksunlar abi? Mantıklı mı yani? Bu yüzden de Ogeday'ı istediği kadar sabah kadar Ogeday beni yaz deselerdi Yazmayacaklardı zaten. Ben olsam ben de yazsam Ogeday'ı. Kendi kendimi niye ateşin içine atayım abi? Batuhan'la Yunus Emre Ogeday yazarak. Bu yüzden de Furkan'ı yazdılar. Çok doğal yani bunda. Bunun tartışılacak bir şeyi de yok. Hı hı. Bence. Benim şahsi fikrim. Bu Ama... arada e, Hanzade'ye sözü vereceğim. Hanzade ile aramıza hı hı. da çünkü dün en sonunda Merve seremoninin sonunda ağlarken döndü dedi ki aleyhine ne gülüyorsunuz dedi. Hani ben ağlıyorum burada dedi. Ee, onunla ilgili de görüntüler aramızda dönsün. <laughs> belki bir yerde sesini açabiliriz. Buyurun. Ben zaten Furkan'ın sorusundan ya yani Baton röportajından hani Ogeday niye yazılmadı ya da Furkan Ogeday öyle bir e, tartışma zaten çok yoktu bence. Hani o Ogeday biraz nezaketen belki de e, hani ikimizden biri çıkacak dedi ama bence tartışmaya açık bir konu zaten değil. Ama senin e ee, demek istediğini anladım. Şöyle ki hani özgürü de istemiyorum. Aslında Furkan'ı tercih ederim'e geliyor Batuhan'ın röportajı. Hı hı. E bu da kaybetmekle sonuçlandığı için mavi takımda olduğu için bir ikilemde olan Batuhan ama bence son derece dürüst ve şeffaf bir röportaj. Baktığım zaman da e, mavi takımın aslında sadece bir kere öne geçiren bir hamle var. O sayıyı da Batuhan alıyor. Dolayısıyla benim için bir şüpheye yer kalmıyor Batuhan'la alakalı. O yüzden tebrik ettim. Hem bu röportajı verip aslında oyuna da baktığında... ...sadece Batuhan'ın sayısıyla mavi takım öne geçiyor bir kere. Ve bu kadar. Hani en ufak bir kafasında pes etmiştik ya da oyundan düşmüştük yok. Zaten kendi yüzdesini de belli bir yerlerde tutmak için... ...düello'da olan bir adamdan bahsediyoruz. Kalpten rakip anlamında sevmesine rağmen Furkan'ı tercih etmesi kadar da doğal bir şey olamaz bence. Şu noktada. Survivor'un bu evresinde. Dolayısıyla dürüst buldum Batuhan'ın röportajını. Ben de olsam özgür istemezdim Batuhan yerinde. Seromali'deki bu Merve'nin ağlamasına, <laughs> Aleyna Kalaycıoğlu'nun işte gülmesi. Yani orada Merve sürekli bir iki haftadır falan kendini şöyle açıklamak durumunda kalıyor. Hani ben mavi takıma geçtim ne yapayım? Sonuçta artık mavi takımı <laughs> destekliyorum. Hani Merve mavi takıma bağırdığı zaman e, belki bakıştan, belki bir sözden rahatsız olup hani acaba beni eleştir diyorlar mıdır hissi biraz Merve'de de var. Yani onlarda belki biraz gönderme varsa kırmızılarda Merve'de de biraz ekstra hassasiyet var bu konuyla alakalı alınganlık diyebileceğim. Ee, evet yani Aleyna gülüyordu çünkü hani umarım Sercan da var potada umarım o gidere geliyor konu. E baktığın zaman aylarca aynı takımda beraber yarışmış iki insan ama şu an da bu kadın ne yapsın yani maviye geçmiş oldu ve seremoni konuşmasında ya çok gönlümden Sercan'ı destekliyorum der mi derse eleştirilmez mi ee, oradaki bir ağlamanın üzerine gelen hassasiyetle de Aleyna niye gülüyorsun dedi. Aleyna da bu arada ilk başta ya yanlış anlamışsın başka bir konu vardı dedi ama son cümlesinde tam cümle olarak hatırlamıyorum da sen niye bu kadar anındıysan artık gibi bitirdi. E, oradan da anlıyoruz ki Aleyna'nın gülüş sebebi aslında Merve'nin doğru anladığı bir konuymuş gibi hissettim. Buyurun. Ben Batuhan'ın röportajına takıldım biraz. Yani Batuhan'daki şeffaflık, özgürlüğü istememesi eyvallah da. Batuhan şey yapıyor. Ee, Survivor'da en iyi neyi yapıyor dersen müthiş bir reklam pazarlaması var kendi açısından. Çünkü mesela Batuhan katıldığı her sene aslında %50 civarında yarışıyor. Kötü yarışmacı değil. İyi olduğu günde de veya iyi atış olduğu günde de şov yapıyor. Yani alıyor takımı uçuruyor. Ama genele baktığımız zaman Batuhan iyi bir yarışmacı. Ama ben mesela bu sene de Ondan önceki katıldığı senede hatta ondan önceki katıldığı senede en tepedeki yarışmacılarla ilk senesinde bir Poyraz'la, bir Balaban'la aynı seviyelerde değildi. Onların bir gerisindeydi. Ondan sonra mesela All Star senesinde Ogedayların, Berkanların, Hikmetlerin, Nagihanların gerisindeydi. Bu senede de baktığımız zaman Nefiselerin, Ogedayların, Nagihanların, Sedaların gerisinde. Ama röportajı çıkıyor. O iyi olduğu zamanları öyle güzel anlatıyor ki. Yani diyor ki işte Seda'yı kurtardım. 5'te 5. Beş. İşte yeri geldi Furkan'ı kurtardım. Röportajı dinleyen insan şunu diyor. Ya, helal olsun çocuk kurtarıcı. Yani süperstar. Bravo. Doğru. Yani kurtarıyor da. Orada hakkını yiyemem. Ama Sedai kurtardıktan sonra Furkan'ı kurtarana kadar arada ne yaptın mesela? Yani var mı başka bir 5'te 5'in, 4'te 4'ün, 3'te 3'ün? Yok. Dolayısıyla o arayı böyle atlıyor. Arada Yasin gitti mesela. Bir tur dokunulmazlık oynandı. Ondan sonra ikinci hafta geldi. İkinci haftanın son dokunulmazlığına kadar geldi. Ve dolayısıyla kendi yaptığı doğru e, performansı o kadar güzel vurguluyor ki insanların aklında da Batuhan mükemmel performans olarak kalıyor. Halbuki Batuhan bugün 14 yarışmacının 11. .'si. Yani olması gereken yer Batuhan'ın anlattığı yer ve olması gereken yer bence ilk 5. Ama Batuhan bazı günlerde aşırı sivriliyor. Onu da güzel vurguluyor ama ondan sonra yok. Ha Batuhan'ın avantajı da bu seneyi özelinde. Batuhan bence elenmeyecek bir düello geçiriyor hem düelloda tecrübelendi hem düello atışlarında tecrübelendi hem de düello Batuan'a çok uygun. Ben mesela Batuan'ın bu sene son 8'i hatta kendisinden yüzde de çok yukarılarında olan bir sürü ismi eleyebileceğini düşünüyorum. E, hatta son 8'e rahat rahat gireceğini düşünüyorum. Çünkü Batuhan artık düello, düello Batuhan evi gibi oldu. Gerçekten çıktığı hiçbir düelloda da Batuhan'a elenir demedim. Nedeni de çünkü Batuan'a yatkın olması düelloların. E, o avantajını kullanacaktır. Bireysele geçince aslında tam bireysele geçilmiyor yine takımlı bir sisteme geçiliyor ama oradaki kaptanların Batuhan'ı yanlarına isteyeceğini de düşünüyorum. Ama Batuhan'ın normal dokunmazlıklardaki performansını anlattığı gibi o 4'te 4'lere 5'te 5'leri biraz daha fazla yapması gerekiyor. 2 haftada bir kendi söylüyor zaten Seda diyor Furkan diyor arada iki hafta var. Onu mesela haftaya indirmesi lazım. Bence haftada bir yapması lazım bu performans. Hazır öyle bir kumaş var hazır o yetenek var hazır o gençlik var. Onu oraya getirmesi lazım. Ondan sonra da hakkıdır özgürle eşleşmemek. Hatta eşleştiği zaman da seçme hakkına sahip olması lazım. Şu an Batuhan bugün potaya girse sadece Aleyna'ya, Damla'ya ve Sercan'a karşı seçme hakkı kullanamayacak. Bu onun için bir dezavantaj aslında. Onu geliştirmesi lazım biraz da. Sizin Seda'nın sistemleri veya Merve'nin... Merve ile Merve Seda'nın sistemleri bana şöyle geldi. Ben orada Furkan'dan ziyade kendilerini aldıklarını düşünüyorum. Çünkü hırslı yarışmacılar. Ee, daha 3 gün önce tokatlamak istiyorum dediği Furkan'ı bugün o Poto'ya gönderiyor diye ağladığını düşünmüyorum ben Merve'nin ee, Sedan'ın da bugün çok önemli rakiplerine e, kaybettiği için hatta Nefise'ye geçildiği için Nagiyan'ı bir türlü geçemediği için kendine üzüldüğü için biraz da hırsından dolayı ağladığını düşünüyorum Aleyna'yı yenildi. Furkan'a Furkan üzülüyordur, üzülmüyordur diyemem ama orada ağlıyorlarsa kendilerine ağlıyorlardır önce. Evet efendim şimdi isterseniz e, dönelim kırmızı takıma. Kırmızı takımın oyun önünde kendi arasında bir sohbeti oluyor ki Murat abicim. O sohbete sadece bir program yetmez. Yürek dayanmaz. Yürek dayanmaz. Bakalım kırmızı takım oyun öncesinde kendi aralarında neler konuşmuşlar. Bunlar Murat abicim. Öncelikle şu ana kadar Survivor'a damga vurmuş ve listede 10. sıraya yerleşmiş Hilmi Cem'den bahsetmek <laughs> istiyorum. Listeye 10. sıradan girerek Survivor'a damga vuran yakıştı kardeşinden bahsediyor. Birazdan klibi gelecek gibi. Evet birazdan sanki Hilmi Cem, Nagihan'ı, Ogeda'yı, Nefise'yi, Seda'yı, Merve'yi, Özgür'ü, Yunus Emre'yi, Atakan'ı, Furkan'ı geçmişçesine öyle bir edalarda ki öyle bir havalarda ki Hilmi Cem'i gören şu anda sanki Survivor'ı yıkıp geçiyor. Havasında bir adam olarak görür. Halbuki listeye baktığım zaman eğer bu liste doğruysa 10. sırada. Değil mi? Liste doğru değil mi? 10. sırada. Son gelen doğru abi. Evet, 10. sırada. <laughs> Ve yüzdesi de 49. Birinci na yani 70 mesela Hilmi Cem'in 49. Halbuki Hilmi Cem'i gören Hilmi Cem'in 777 olduğunu düşünebilir bir anda Atakan'la beraber. Atakan da 8. mesela Atakan da 8. yani Atakan da şu anda sırada 8. İkisi de Survivor'a damga vurmuş. Deseler de ben inanmıyorum damga filan vurmamışlar. Onlar kendi kendine damga vurmaya devam etsinler. Ben vurduklarını görmüyorum. Gören varsa saygı duyuyorum. Şimdi gelelim sevgili Hilmi Cem'e. Nefise için diyor ki nereye çekiyorlarsa oraya gidiyor. Nagiya'nın yancısı kendine ait fikri yok. Ve diyor ki kitap yazsam yok satardı. Bir insan nasıl karaktersiz olunur bunun kitabı yazılır. Onu kime dediğini tam çözemedim. Hı hı. Ama diğerleri nefise ediyor. Ama burada da bunu da nefise dediği varsayalım çünkü üç tane kadından birine diyor. Diyor ki bir insan nasıl karaktersiz olur onun kitabını yazardım. Kitap yok satardı diyor Hilmi Can. E, kardeşim. Şöyle bakmak lazım. O röportajındaki önceki konuşmaları Aleyna ile Nagihan'la ve Onlardan birine ile ilgili olduğuna göre oradan karakterli. Bana karakter söyleyecek hali var. yok herhalde. Söyleyecek Onlardan oluyor. kadınlardan birine söylüyor. Ama diğerleri ilk sadıkların direkt Nefise'ye söylüyor. Şimdi Nefise nereye çekiyorsan oraya gidiyor falan gitmiyor Hilmi Can. Nefise Nagihan'ın yancısı mı? Hayır değil Hilmi Can. Kendine ait fikri yok diyor çok fikirleri var Hilmi Cem senin bu kitabın diyorsun ki yok satardı bence hiç satmazdı Hilmi Cem. bu kitap hiç satmazdı Hilmi Cem. çünkü senin söylediğin hiçbiri bence doğru değil sen yanılıyorsun neden sevgili Nefise röportajda söylüyor Nefise Nagiya'nın gazına Aleyna'nın gazına falan gelmemiş. Nefise röportajda diyor ki dikkatli dinlesin ilmeyeceğim Gerçi o duyamıyor röportajları. Ama bir şöyle dolaşırken her şeyi biliyor ya kardeş. Hı hı. Her şeyle ilgili. Her şeye geliyor. Her şeyle konuşuyor. Her şeye hakim. Ona diyor ki işte sen nereye çıksan oraya gidiyorsun. Yancısın filan diyor. Bunlar hiç güzel laflar değil. Şimdi sana orada biri yancı dese o adayı birbirine kadar Hilmi Cem'e. Hilmi Cem'e biri yancı desin bakayım orada ne oluyor? Adayı bir Atakan'ı alır hemen karşısına. Atakan bana yancı dediler. O da hayır sana kimse yancı diyemez. Hadi hepsini arada atıyoruz. Şey onlar oranın liderleri Mesela ya. Mesela biricik dedik girmeyeceğim. Sen de Atakan'ın yancısın. Heh, ne olur? O ada birbirine girer. Zaten adam işte diyor zaten işte ben diyor şunu yaparım, bunu yaparım. Ha şimdi gelelim. Ha Nefis'in röportajını iyi dinesin. Nefis röportajda diyor ki ben kimsenin gazına gelmedim. Ben Yunus Emre'nin bana ettiği laflar, küfürler, şunlar bunlardan dolayı bunları yaptım diyor. Demek ki Yunus Emre bir kadına bir şey yapmış. Murat abicim sizi ben ayritlemek tebrik bunu... etmek istiyorum. Evet. Neden? Çünkü geçen gün dediniz ki bu düello öncesi yaşanan olaylarda bir sıkıntı seziyorum. Bir şey var orada dediniz. Yani olmasa zaten olmasa 28 bir anda tane akara çıkar mı e, abi? Bu kadınlar bu adama karşı bu tepkiyi evet. alıyorlar. Bu Ağır sözcükler evet. söyleniyor bir müdahale olmuyor falan evet. filan derken bugün Nefise röportajda aslında biraz bize bu durumu izah etti. Biraz ki, değil tam izah ediyor kız. Yani, yani bu... birazı yok tam izah ediyor. Diyor ki kardeşim bu adam bana küfürler etti hakaretler etti bilmiyorum ne yaptı görmedik biz yani yaptı mı yapmadı mı olmuyor ama kadının dediğine göre kadın ne Nagihan'ın gazına geliyor Hilmi Cem'in dediği gibi kendine ait fikri yok. Ya Hilmi Cem bu kadının nasıl kendine ait fikri olmaz ya? Yani niye olmasın kendine ait fikri bu kadının? Koskoca kadın, koskoca kız. Yani niye kendine ait fikri olmasın? Niye yancılık yapsın Hilmi'cem? Şimdi bak. Şimdi Hilmi'cem beni konuşturacaksın. Sen de arada sen de yapıyorsun Atakan'a. Beni konuşturma şimdi. Eğer o kadına sen öyle diyorsan sen de arada o dediğini Atakan'a da yapıyorsun. Bazen yapıyorsun. Yapmıyor da değilsin. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi geldiğimiz zaman burada baktığımız zaman Atakan kardeşime geleyim şimdi. Atakan diyor ki Atakan kardeşimizin modu değişmiş. Neden modu değişmiş? Diyor ki Hilmi Cem'i yazacaklarını öğrendim. Sercan neydi şeyin adı böyle gidip e, yetiştiren bir... E, İspiyoncu mu? Yok yok hayır hayır. Köstebek mi? Ha köstebek he. Sercan kardeşimiz köstebeklik yapmış. Gitmiş demiş ki sizi yazacak bunlar demiş 3 tane kadın. Hilmi Cem'le Atakan da bunu duyunca Atakan'ın modu değişmiş. Nasıl Hilmi Cem'i yazarlarmış... Gerekçe neymiş? Aha gerekçe. Atakancığım, aha gerekçe. 10. 10. gerekçe bu. Atakancığım, avatarcığım. Gerekçe bu. Bak kağıt burada. Hop. Anladın mı avatarcığım? Gerekçe bu. 10. çünkü Hilmi Cem kardeşin senin. Peki Atakan Hilmi Cem'i yazınca modun değişiyor da Özgür Baba'yı yazınca niye modun değişmedi hiç Atakan'cığım? Niye hiç Özgür yazınca bu Atakan'ın modu değişmedi? Haksız yere Özgür yazlar kaç kere? Özgür kaçıncı Furkan'cım? Yedinci değil mi? Altıncı. Altıncı. Son gelen altıncı. He, altıncı. Pata küte pata küte atan. 50 yaşında baba. Hoop. Babayı yazınca. Ne oldu Atakan hiç modun değişmedi. Niye Hilmi Cem'i yazınca gerekçe neymiş? Yok ya. Öyle şey yok. Kim hak ediyorsa o yazılacak. Hilmi Cem kaç kere yazılması lazımdı biliyor musun? Bugüne kadar Özgür'ün yerine Hilmi Cem'in. 50 kere. Yazmıyorsunuz yazmıyorsun bir de modun değişiyormuş. Bir de diyor ki yazamıyorlar diyor bak bak onu da söylüyor. Açıkça söylüyor yazamıyorlar yazsalar diyor benim ne yapacağımı biliyorlar diyor. Onu da söylüyor. <laughs> Söylemiyor mu Anzade? Söylüyor doğru. E niye anlatıyorsunuz bana kardeş? Onun içinde de yorumum budur. Buyurun efendim. Evet Hilmi Cem'in potadan kaçmasını veya kaçırılmasını birazdan eleştireceğim ama ona gelene kadar başka söyleyeceklerim var. Şimdi burada konu çok ilginç. Ee, i̇lginç olan şey Sercan. Yani Sercan çok kilit bir nokta. Olayın özeti şu. Kadınların desteklemek ve korumak istediği bir Sercan var. Ve sır Atakanların çekincesinden kadınların desteğini istemediği istemeyerek kendini potaya sokturan bir Sercan var bakıldığında. Üç kadın Aleyna'ya helal olsun sözünü geçirmiş ve Nagihan ve Nefise'yi örgütlemiş. Sercan'ı yazmayacağız, silmeyeceğimi yazacağız demiş. Bu bir başarıdır. Survivor başarısıdır. Herkes de şokta. Nagihan gibi biri nasıl Aleyna'nın e, liderliğinde, önderliğinde hareket ediyor? Helal olsun bence zor. Bunu bir cepte tutalım. Bu kadın diyor ki Sercan'ı koruyoruz. E, Hilmi Cem'i yazıyoruz. Kadınlar da tamam diyor. Ve bunu duyan Sercan kendi düellodan, kendi düelloya girmeyecek olmasına rağmen gelecek kaygısından, Atakan korkusundan, Atakan sevgisinden Arkadaşlıktan veya kadınlarla bir gözükmek istememesinden her ne sebeptense bu durumu gidip Atakan'a resmen şöyle is ispiyonluyor derken artık aslında ortada bir ispiyonlu yok itiraf ediyor. Ben çıkmıyorum düelloya Hilmi Cem çıkacak bir şeyler yapın ben çıkayım. <laughs> bu değil midir olayın özeti? Yani bunu Atakan'a söylersen ne olacak ne olmuş? Sonra vay sen nasıl Hilmi Cem çıkardı Sercan çıkmaz diyen bir Atakan izliyoruz. ...konseyden önce kulağıma geldi zaten dediğini anlamıştım. Orada da bir bıçak çekmiş Atakan. Bariz yani. Çünkü sonra bir anda Nagihan'ın ağzından şöyle bir şey çıkıyor. Hislerimiz değişti. İşte Sercan istemiyormuş adada kalmak gibi bir durum. Bu kısma inanmadım. Nagihan'ın o adadaki üç kadın konuşurlarken diyor ki... Ay neyse canım işte Hatice'ye değil neticeye bakın. Hani tamam Atakan döndük bu yoldan. Yani bildiğimiz bir Atakan ve Nagihan uzlaşması vardı. ...gözlemlediğimiz daha doğrusu. Bu uzlaşmayı Aleyna yüzünden bozmak üzere olan Nagihan'a Atakan diyor ki hop orada dur ne yapıyorsunuz siz inmeyeceğim nasıl potaya sokarsınız. Bu sefer Nagihan hop ee, bir şekilde o da gelecek kaygısına olabilir. Atakan'ın dediğini yapıyorlar aslında ve Sercan'ı potaya çıkarıyorlar. Yani Sercan ee, da Hilmi Cem yazmıyor olası bir kadınların fikrinden çünkü bence emin değil. Hani o tedbirini aldı Atakan'lara şikayet etti kadınları ama velev ki yazarlarsa Hilmi mi? Ben Atakan yazayım. Hilmi yazmış olmayayım. Ben kadınlarla bir durmayayım. Kadınlar beni destekliyor durmasın korkusu. hat safhada Sercan'da. Çok ilginç. Neden bu noktaya geldi? Neden bu kadar kendini düello'ya atma pahasına kadınlarla bir durmaktan çekindi? Ya da kadınlarla bir de durmadı. O Atakan yazmıştı. O piti piti'si tırnak içinde yerseniz ki yememiştik. E, o yüzden Atakan çıkmış o, o piti piti'den. Çünkü kadınların birlik olup Hilmi Cem'i yazma riskleri varmış ve burada bu çukura düşen özgür olacaktı aslında bakıldığı zaman. Atakan'ları karşısına alacaktı. Şimdi geliyorum. Oraya gelmeyin. Oraya gelmeyin. Bu konuyla Nefis. ilgili İhsan Bey'in de fikrini alayım. Ondan Nefiseyle sonra ilgili... çok, kısa, çok kısa çok ama. Nevise ile ilgili. uzun. Yani uzunsa o zaman bu, ikinci partı bırakacağız. Buyurun İhsan Bey. Hangi konuyla ilgili konuşayım ben? Yani Hangi serca, Sercan'la ilgili çünkü benim de konuşacaklarım çok uzun. Çünkü ben Murat abi'nin söylemlerinin birçoğuna da katılmadım. da katılmadım. O zaman şöyle yapalım. Yani çünkü mesela ile ilgili bazı söylemleri var. Ben de. Asla katılmıyorum. Ben o zaman şöyle... Ama Atakan'la Hilmi Cem'in e, de bazı konuşmalarına asla katılmıyorum. İkinizin de konuşması uzun. Enteresan Zaten bu yardımcı. aslında bu konu bütün programı kapsayacak. Oraya doğru gidiyoruz ama... ...ben e, reklama gitmeden önce sizin de mutlaka fikirlerinizi almak Ama şu var, tabii ki ben bu kitabı çok merak ettim. Bir insan nasıl karaktersiz olunur kitabı... ...Hilmi Cem kim için yazacak bu kitabı? Veya birileri için mi yazacak? Veya mesela e, kendi adı hayatlarından mı örnekler verecek... Bu kitabı öncelikle çok merak ettim ama şunu da merak ettim. Sercan sen nasıl bir adamsın ya? <laughs> yani bütün konunun dışında da yani gidiyorlar sana anladığım kadarıyla kadınlar bunu Sercan'dan da dinlemek lazım tabi. Kadınlar gidiyorlar Sercan'a biz senin aslında yükselişini falan filan inanıyoruz biz seni biraz da korumak istiyoruz falan diyorlar. Hani yazmasak mı acaba diyorlar. Sercan bunu alıp koşa koşa Atakan'la hilmiçemi anlatıyor. Anladığımız bu değil mi? Biz yanlış bir şey anlamadık. Hepsi de aynı şey. Anlamadık. Ben bir de Sercan'dan da dinlemek isterim tabii bir konuyu ama bu konu böyleyse eğer inanılmaz bir konuymuş. Yani çok enteresan bir konuymuş. Yani Sercan sakın ha bunlar beni yazmıyorlar haberiniz olsun evet. şunlara bir şey yapın da beni yazsınlar mı demiş. Resmen. O piti piti de değil yani başka bir boyuta getirmiş olayı Sercan. Ben keşke bir de bunu Sercan'dan dinlesek. Çünkü herkesin 3-4 gün sonra bir röportajlarını dinliyoruz ya bir şeyler kulaklarına geliyor. Bunu da dinleyelim Sercan'dan. Bakalım o nasıl bir açıklama yapacak. O nasıl bizi inandırmaya çalışacak? Ben merak ediyorum. Diğer konularla ilgili yine Diğer anladım. konularla ilgili Valla ben e, reklamdan sonra hazırım. Yani biraz reklam Biraz girin yani hani ben tamam, sadece işi mi, dağıtmak mi? istediğim için. Ben hani konuşsun Bu, ya. Tamam vallahi, Çok de. sadece başlığını söyleyeceğim. Tamam. Murat abi'ye cevabım Nefise. Ee, çok başarılı bir yarışmacı ama evet katılıyorum Nagihan'ın gölgesinde kaldı. Nefise'nin kendi düşünceleri var, kendi fikirleri var. Nefise, Aleyna'yı sevmiyoruz. Tamam abla Aleyna'yı sevmiyoruz. Nefise, Yunus Emre'yi sevmiyoruz. Tamam Yunus Emre'yi sevmiyoruz. Şimdi Aleyna'yı seviyoruz. Tamam Aleyna'yı seviyoruz. Kendisi söylüyor röportajda ben tanımadan etmeden ön yargılı davranmışım diyor. Nefise bu oyuna girmiyoruz. Tamam abla oyundan çıkıyoruz. Nefise şimdi oyuna geri dönüyoruz. Tamam abla oyuna geri dönüyoruz. Ben burada kendi fikrinin zikrini görmüyorum. Evet efendim Survivor X'e kısa bir reklam arasına gidiyor. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet efendim Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyor. Hanzade Hanım'ın sözü yarım kalmıştı. Murat abiye cevaplar hazırladılar sevgili Hanzade ve İhsan. Evet yani elimden Nefise'nin kendi... Ee, ...yargılarıyla, kendi fikirleriyle hareket etmediğine dair çok veri var. Nefise'nin kendi röportajında da ben işte hata yapmışım, ön yargılı davranmışım demeçleri var. Bunu bence kendisine de sorsak söylerdi. Nagihan'sız bir Nefise nasıl hareket ederdi ona emin değilim. Nagihan'ın gölgesi olarak kaldığını düşünüyorum e, adı hayata anlamında. Yani Atakan ve İlmicen konusunda da Atakan'ı İlmicen'den ayrı tutuyorum bu arada performans olarak. Murat abi bir tık onları böyle nostalji spor olarak genelledi ama Atakan'ın hiç fena bir performansı yok. Özgür ve Yunus Emre'nin çok yakınında yüzde olarak. Sıralamada Hilmi Cem'e yakın olabilir ama aralarında yüzde anlamında fark var. Evet Hilmi gerçekten performans anlamında e, düelloya girir, girmesi gerekir mi? Evet gerekebilir. Yazılabilir mi? Yazılabilir. Maalesef ki performans olarak adada e, parkurları yıkmadı. O konuda Murat abiye katılıyorum. E, ve biraz ironi oldu aslında Aleyna'nın kadınlara dönüp bu kadar da korkulmaz ki canım düellodan diyişi bence. Yani Nagihan da tabii canım diyor ama e, biliyorsunuz ki kendisinin potaya sokulmasını isteyen yarışmacının kafasını uçurdu adada yani. Resmen hop bize çok kötü söz kullanıyor ve kadınlar olarak çok bizi rahatsız ediyor diyerek Yunus Emre'yi mavi takıma attı. Dolayısıyla ben Nagihan'ın düellodan kaçmadığını düşünmüyorum. Ee, ki dinledik de beni yazacak mısınız gibi demeçleri de olmuş. Yunus Emre adada çok çalışmış Nagihan'ı yazdırmak için. Bunları da dinledik dün röportajlarda. Bunu Yunus Emre'den de dinlemiştik. Bayağı çalıştım ama yetmemiş demişti hatta. Bunu açıkça söyledi. Nagihan'a yazalım dediğinde. Nagihan da onun üzerine gidip beni yazacak mısınız gerçekten diye insanlara sormuş ve onun hemen ertesi gününe de Yunus Emre'nin kötü sözlerinden rahatsız olduğu için mavi takıma geçmesini talep etmiş. Bu senaryoda düelodan kaçmayan bir Nagihan olamaz e, düellodan kaçmayan bir Hilmi de olmadığı gibi katılıyorum bu konuda. Nefise'nin de e, her adımında şimdi adımlar şöyle değil bir yola çıkıyoruz ve ben Murat abi çok seviyorum. Sen de çok seviyorsun. Ben sen sevdiğin için sevmiyor olabilirim evet. Çünkü ikimiz de seviyoruzdur. Ve bu yola çıktığımız anda aynı adımı atmak gölgede kalmak demek değildir. Yani ben beraber hareket eden, beraber yürüyen, aynı insanları seven, aynı insanları sevmeyen ve bu şekilde başladığı gibi giden iki kadın izliyor olsaydım bunları biri gölgede demezdim. Ama işler çok farklı oldu. Dur dendiğine durmak, dön dendiğine dönmek var bizim elimizde veri olarak. Sevmiyoruz artık. Tamam sevmiyoruz. Oyuna çıkmıyoruz, oyuna çıkmıyoruz. Artık seviyoruz. Bak çok iyi bir kız Aleyna. Evet çok seviyoruz. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu cümleyi hem ondan hem senden duyuyoruz. Bu kalemun, bu kalemun. Yani tanımlarınız bile aynı. Dolayısıyla bu noktadaki veriler bana e, nefsenin öz iradesiyle hareket etmediği düşüncesine e, sokuyor beni yani. Onun dışında daha da açık söyleyeceğim bir şey yok. Yani Sercan'a hala gerçekten şaşkınım. Neden kendini yazdırdı gidip? İmlecemin e, söylemlerine katılıyor musunuz Nefise ile ilgili söylemlerine? Evet yani bu durumda katılmış oluyorum. Yani Peki bunu şu, bunu söyleyen olması olmasında bir manidarlık yok mu? Şöyle manidarlık e, olabilir de yani. Aslında Hilmi Cem ve Atakan örneği benim az önce verdiğim ilk örnek de olabilir ama öyle düşün. Beraber girdiler. Aynı anda çok geç girdiler. Hazırlıksız girdiler. İyi anlaştılar. Ve bir yolda yürüyorlar. Şimdi hani Atakan buradan dönüyoruz deyip de Hilmi Cem'in döndüğü ya da duruyoruz deyip de Hilmi Cem'in durduğu bir veri elimde yeteri kadar yok. Dolayısıyla birebir aynı örnek diyemem. Ama yapılan adaletsizliklerde ikisi Bu bir. Bu şöyle var. birbirine evet koruma, bariz bir şekilde Hilmi Cem'i korumaya çalışıyor Atakan. Yani. Ee, bu Ve yüzden mesela Atakan yere bir yere yani. yönlendiği zaman Hilmi Cem de o tarafa yönlenmeyecek mi sence? İşte bunu gördükten sonra söyleyebiliriz. Atakan insanları yönlendirmeye çalışıyor evet sevdiğini korumak için. Aslında orada bence Atakan biraz kendini de gölgeliyor. Yani e, Hil Hilmi Cem'e gelene kadar daha özgürler falan olsun en son Hilmi olsun. E Bu durumda en en sona sonun sonuna Atakan kalmış oluyor. Hilmi aslında Atakan'ın bir koruma perdesi de olabilir. Kesinlikle öyle. Söyleyeyim. Yani çünkü... Sö ne demek Hilmi Cem'den konuşmak demek? Ne, ne demek, demek Hilmi yazmak demek? Ne 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 demek ben demek. Dolayısıyla onu öyle bir koruyor ki onun önüne Özgürler, Sercanlar atılıyor ama Şöyle de bir cümle vardı. Bu oyunu kaybetseydik potadaydım dedi Hilmi Cem, Özgür'e. Özgür de evet yani e, herkes tarafından birinden bir gerçek var gibiydi o diyalog. Tam cümleleri hatırlamamakla beraber. Hilmi gidip Sercan Özgür, Hilmi Cem üçü sanırım konuşurlarken bu arada kaybetseydik ben bulacaktım kendimi düelloda gibi bir laf etti. Diğerleri de evet ya işte çıkar alırdık vesaire gibi konuştu. Hani Özgür şey demedi yok canım belki ben de girerdim demedi. E, demek ki Atakan'ın bu ilk çıkışı belli bir e, orada bıçak çekti demiştim çekişi kabul edilmiş ama hani bir ikinci hak verilmemiş ve Hilmi Cem sokulacakmış gibi hissettim. Buyurun. Vallahi önce Atakan ve e, şeyden başlayayım. Sercan'ı konuştum. Sercan'la ilgili söylenecek laf yok. E, şimdi eleştirim Tekrar Üzerinden eleştirim. Tekrar üstünden geçebileyim. Ondan sonra nasıl dört gün sonra Sercan bir röportajında buradan şey, kulağına bir yerden bir şeyler gider. Takım arkadaşları onu eleştirdiklerini anlar ve Sercan çıkar aslında öyle değildi böyle deyip der. Biz de inanmaya çalışırız ona. Olsun ben yine eleştirme yapayım. Sercan ee, kendi yazılacağını anladığımız kadarıyla kendi yazılacağını daha doğrusu kendi yazılmayacağını kızlar öyle bir şey düşünmüşler muhtemelen de Aleyna'dan çıkmış bu fikir ee, aslında evet böyle bir şey yapabiliriz demişler kızlar kendi aralarında kaynaşmışlar bunu Sercan'a söylemişler biz seni çok yazmak istemiyoruz neden seni yazıyoruz hep bir de Hilmi Cem yazalım demişler mesela ve bunu kalkıp kim söylemiş olabilir kim söylemiş olabilir yani Hilmi Cem'lere kim söyler diye bunu böyle bir şey olsa bunu Hilmi Cem'le Atakan nereden duydular filan? Ben derim ki ya bak günah keçisi olmuşum. Nagihan'ı söylerdi herhalde. Herhalde onlara biraz daha yakın bulduğum için. Nagihan da söylememiş. Sercan gidip söylemiş anladığımız kadarıyla. Bunu Sercan söylüyor. Bunu Sercan gerçekten söylediyse helal olsun diyorum Sercan'a. Çok dinlemek istiyorum bunu Sercan'dan. Hangi amaçla ne diye yani kendisinin yazılmayacağını aslında Hilmi Cem'in yazılacağını koşup Hilmi Cem'le Atakan'a haber verip Onların da bu olaya müdahil olmasını ve onların da ondan sonra kadınlara bayrak açmasını <laughs> sağladığı için ve Sercan aday olduğu için mutlu mudur mesela? Yani bunu yapma amacı nedir? Ha Sercan da çıkıp diyebilir ki şimdi yo ben hiçbir şey öyle bir şey söylemedi falan diyebilir. Bir başkası da karıştırmış. Olabilir mi? Olabilir. Ama bilmiyoruz. Şu an anladığımız kadarıyla bu olay Sercan'dan kaynaklı. Çok garip. Bakın çok garip. İrdelemek lazım. Sercan bunu niye yapmış olsun? Gerçekten bir adaya bağlantı olsa bunu sormak isterim. Geçtik. Sercan kısmı bu. Geçiyorum Atakan'la Hilmi Cem. Atakan'la Hilmi Cem'in bir taraflarına Survivor dokundu ya. İlk defa Atakan ve Hilmi Cem'in bu kadar sert röportajlarını duyuyoruz. Normalde Hilmi Cem'le Atakan çıkıyor. Şöyle oluyor. İşte böyle atışlarda böyle oluyor. Bizim motivasyon var. Anlatıyorlar bir şeyler. Ama bugün Hilmi Cem'in yazılıp yazılmama durumu söz konusu olmuş ya orada. Bir anda Aylayna zaten şöyle. Nefise zaten böyle. Nagihan böyleden başlayan konuşmalar. Yani üç kadını hemen karşılarına almışlar. Belli ki o anlaşma bozulmuş o an. Yani o anlaşma böyle bir Lozan anlaşması gibi bir anlaşmaymış. Mührü daha kurumamış. Sizin anlaşmanız vardı kardeşim. Siz ne yapıyorsunuz? Bu anlaşmayı bozsa bozsa kim bozar? Anlaşmanın da Nagihan'ın olduğu belli. Çünkü bakıyorum yani füzeler kime gidiyor? Aleyne'ye gidiyor, Nefise'ye gidiyor. Aleyne'ye gidiyor, Nefis'e gidiyor. Yani Nagihan'dan söz edilmiyor. Yani demek ki anlaşma Nagihan üzerinden gerçekleşmiş. Ve bu anlaşmayı Nagihan'a bozduruyorlarsa muhtemelen Aleyna'dır diyorlar. Ve Nefise'dir diyorlar. Ve dolayısıyla eleştiriler onlar üzerinden devam ediyor. Ve Hilmi Cem'den belki de Söhruar ayeti boyunca duymadığımız tarzda eleştiriler dinliyoruz. Ben şimdi buna katılmıyorum bu kadarına. Bir yerlerine katılıyorum da bu kadarına katılmıyorum. Öncelikle şimdi söylemlerinizin geçerli olması için, Hilmi Cem adına konuşuyorum. Söylemlerinizin geçerli olması için böyle bir şey oldu mu kardeşim? Orada diyeceksiniz ki tamam hiç kimse müdahale etmesin. Sakın Sercan'a yazmayın. Beni yazın bu potaya ben çıkıyorum. Bundan sonra da benim röportajlarımda söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Ozan zaman otururum arkama yaslanırım. Hilmi Cem'in dediği her şeyi dinlerim. Ama hem bunu yapmıyorsunuz Atakan'la beraber. Hem potaya girmemek için türlü türlü gözdağı veriyorsunuz. Konuşmalar yapıyorsunuz vesaire. Sonucunda günün sonunda siz potaya girmemişsiniz. Ondan sonra da anlatmaya başlıyorsunuz. Ama öyleydi de böyleydi de işte korkmuyoruz da. Bırakın kardeşim şimdi ben potaya girmeyenleri yazdım. Girmeyenler o kadar. Nefise yanlıştan düzeltin. Seda, Furkan röportajın verildiği itibariyle ama Furkan girdi sayılır. Nagihan, Hilmi ataka Atakan. Potadan korkmuyorum diyen hepsi yalan atar. Çünkü herkes o kadar nefis dahil potadan korkar. Potadır bu korkulur. Çünkü neyin ne olacağı belli olmaz. Poyraz'ın elendiği yerde herkes de elenebilir. Mustafa Kemal'in elendiği yerlerde herkes elenebilir. Dolayısıyla herkes korkabilir. Ha potadan kaçmak o başka bir şey. Potadan kimler kaçtı? Bu isimlerin içerisinden en çok potadan kaçanları bana göre soruyorsanız Atakan, Hilmican ve Nagel. Niye? Çünkü potaya yazılma ihtimalleri varken potaya girmemek için türlü türlü işler yaptılar. Şimdi Nefise'nin potaya yazılma ihtimali zaten doğal olarak yoktu. Kız potansiyel olarak zaten yüzde olarak yarışma olarak zaten girmeyi de hak etmiyor. Arkadaşlar Nefise'yi potaya koyarsa yuh derim. Aynı şekilde Ogeday. Aynı şekilde Seda. Yani Seda'nın da potaya yazılma ihtimali ne zaman doğdu nefsi ile beraber? Bir tane dokunmazlık kaybedilirse o yani artık hani son alternatif oldukları için. Ogeday'ın da öyle oldu. Hani son alternatif kaldığı için potaya girme ihtimalleri doğdu. Bu çok doğaldır. Bu bir doğal potaya girmedir. O başka bir şey. Ama bir de potaya girme ihtimali varken potaya girmeyenler yani yüzde olarak baktığın zaman potaya girme ihtimali kimlerin doğal olarak oldu? Bir kere Hilmi Cem'in oldu. Atakan'ın oldu. Sakatlığından ve takıma katkı verememesinden dolayı Nagihan'ın oldu. O zaman bu arkadaşlar varken bir başkaları yazıldı mı onlardan daha yüksek yüzdeyle yarışmış olabilir. Daha sağlam mı yarışmış olabilir. Best of'lara çıkarken yazılmış olabilir. Merve Nagihan olayındaki gibi oldu. Dolayısıyla demek ki sizin anlattığınız potadan korkmuyoruz, potadan kaçmıyoruz falan hikayeleri hepsi hikaye. Çünkü herkes potadan korkar ama siz potadan kaçıyorsunuz. Bu Hilmi Can ve Atakan da dahil. Çünkü bu potaya girmemek için bakın bugün nasıl röportajlar veriyorsunuz. Burası bu bir benim için böyle. Ha, ondan sonra röportajlarda anlatılanlar, konuşulanlar bir anda nasıl ki kadınlar Yunus Emre'ye bayrak açtı. Yunus Emre bir anda tukaka oldu. Sanki Yunus Emre o güne kadar... Çok doğru bir yarışmacıdı da o an itibariyle Yunus Emre dünyanın en küfürbaz, en kadınlara kötü davranan adamı ilan edildiyse Dün gece an itibariyle de bir anda kadınlar Aleyna inanılmaz kötü bir yarışmacı. Nefise inanılmaz yancı bir yarışmacı oldu bir anda. Yani o güne kadar hiç öyle değillerdi. Ama dün bir anda sizin menfaatleriniz çakıştığı anda da bir anda bunlar gerçekleşti. Şimdi Hilmi söylediklerine bakalım. Nefise ile ilgili söylediği nereye çekilirse oraya gider. Nagihan'ın yancısı kendine ait bir fikri bile yok. Bence çok ağır. Şöyle ki Nagihan'ın gölgesinde derim. Nagihan'ın etkisi altında kalıyor derim. Genelde fikirleri Aleyna ve Nagihan söylediği cümleleri kullanıyor derim. Bunları derim. Ama bu kadar ağır konuşmam mesela. Niye? Çünkü ondan da bir rahatsızlık hissettiler. Çünkü onun da onun yazabileceğini hissettikleri için bu arada bunları söylüyorlar. Mesela ee, Aleyna ile ilgili içinde çok böyle garip garip şeyler söylediler yani. Tamam mı işte bundan sonra hep Aleyna'yı göndermeye çalışacağım. Yani diyorlar ki bir problem var. Bizi yazmak isteyen birileri var. Bizi düelliye sokmak isteyen birileri var. Bunlardan biri diyorlar. Problem bunlardan biri. Onu arıyorlar. Onu bulmaya çalışıyorlar. Ha gelelim Murat abinin söylemlerine. Nefise öyle değil nefise. O da değil. Orada Hanza tebrik ediyorum. Nefise bize bugüne kadar o şemsiyenin altında durduğunu o kadar çok kez gösterdi ve ispatladı ki. Sen dur böyle diyor mesela Nagen. Nefise böyle duruyor. Kenarda duruyor. Oyuna çık oyuna çık. Oyundan gel oyundan gel. Aleyna ile ben kötüyüm otomatikman kötü. Aleyne ile iyiyim otomatikman iyi. Yunus Emre ile kötü olduğum gün otomatikman kötü. Şimdi nefise çıkmış röportajda anlatıyor. Aslında diyor bir günah çıkarma röportajıdır o. Bana atmış şimdi fanlar falan duydunuz mu? Ya kardeşim o zaman bugün de Yunus Emre çıksın şöyle bir röportaj versin. Aslında desin ben küfürbaz bir adam değilim. Aslında olaylar şöyle olmuştu. Aslında da böyle olmuştu deyip ona mı inanacağız? Gördüklerimize mi inanacağız? Ben her zaman gördüklerime inanırım. Sen istediğin kadar günah çıkar. Sen istediğin kadar bana ne Nagihan'la Alena'nın fikirlerinden de. Sen onları kullanıyorsun ama bizzat sözlerini kullanıyorsun nefise. Bizzat onların kullandığı röportaj kelimelerini iki gün sonra sen kullanıyorsun. Bizzat Nagihan'ın dediklerini, bizzat Nagihan'ın iyi olduklarıyla iyi olmayı, kötü olduklarıyla kötü olmayı başarıyorsun, beceriyorsun. Bunu yaptıktan sonra da sen röportajında aslında ben Nagihan'la nefis şey aleyhine hiç takmıyorum desen ne olur, demesen ne olur. Bana Yunus Emre de şunu yaptı desen ne olur. Ben Yunus Emre'nin o gün sana hiçbir şey söylemediğini gördüm mü kardeşim? Gördüm. Bizzat izledim. Ondan sonra sen orada geldin dedin ki kızlara ne oldu 4-2 durum ne oldu nasıl oynuyorlar dedin. Oradan Aleyna dedi ki 3'ü dedi 3'ü demedi orada. Biz onu duyduk gördük ve onun üstüne sen gaza geldin. Hala o olayı yaşamışsın gibi anlatıyorsun. Hala kendini inandırmışsın bizi de ona inandırmaya çalışıyorsun. Hayır senin madem böyle bir röportaj veriyorsun ve bir şeylere uyanmışsın. Yani o şemsiyenin altında durduğunu insanlar görmüş. Bak bugün o eleştiriler senin kulağına gelmiş Atakan veya Helmi tarafından da eleştiriliyorsun bu şekilde senin bu görüntüden çıkabileceğin birçok yer var. Karşı gelebilirsin ya bir gün. Ya bir insan dört ay boyunca bir insanın her dediğini okey der mi ya? Yani ben şimdi Murat abinin her dediğini okey dedim mi burada? Veya Hanzade'nin veya senin veya sen de aynı şekilde bizlerin. Mutlaka bir karşıt fikir olur, bir şeyler olur. İyi anlaşabilirsin, örnek alabilirsin. Konu o değil. Ama resmen yani Hilmi Cem'in örneğine yer verecek kadar şeysin. Ne demişsin? Adamlar ne diyor Atakan'la Hilmi Cem? Bu Aleyna'nın geçtiği o yerden 10 metre yakınından bile geçmeyeceğim demedi mi Buze diyor. Öbürü de diyor ki dedi diyor. E şimdi bunlar beraber röportaj veriyorlar. Yan yanalar ve beraber bu adamlara sallıyorlar. Madem sen onu, onu dedin zamanında bunun da o adamlara açıklamasını yapacaksın. Evet ben bunu dedim. Aleyna'nın olduğu yerin 10 metre yakınında bulunmam dedim ama bugün de şöyle bir şey oldu deyip adamlara bir açıklama yap onları doyur. Onlar da sana ilgili bunlar bunu söyleyemesinler mesela. Bu konuda ben yani Murat abi mesela asla katılmıyorum. Nefise bize o görüntüyü verdi. Nefise böyle hissetmemizi sağladı. Şimdi Nefise onu düzeltmeye çalışıyorsa röportajda olmaz. Bazı şeyleri göstererek olur. Farklı oy kullanırlar. Karşıt bir şeyler yaparlar. Ablasına karşı geleceği veya Aleyna'ya karşı geleceği bir fikir çatışması olabilir. Bizim bunları görmemiz lazım. Röportajda olmaz bu işler. Dolayısıyla bugünün sonunda ben Atakan'la Hilmi Cem'in yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir kere onların potaya... Girmesi lazım artık. Mesela Hilmiçem'in şu durumda bir şampiyona yakışır şekilde bu olay yaşanmışsa, yani toparlamak için söylüyorum, bu olay yaşanmışsa sakın müdahale etmeyin. Bırakın yazsınlar demelerini beklerdim. Ama dememiş. Yine bir göz daha verildi, <laughs> potadan çıkmış. Dolayısıyla sö söyledikleri uçup gitti benim için. Aynı şekilde Atakan'ın da aslında Atakan'la Cem'in birbirinden farkı yok. Çünkü yani bugün Atakan belki Cem'i koruyormuş gözüküyor ama yarın öbür gün de Cem aynısını yapacak. Onların birbiri arasında bir Alfa veya beta olduklarını düşünmüyorum Bence ikisi de alfa ikisi de e, bir dostluk göstermeye çalışıyorlar Ama bu şekilde olmaz e, Onları da eleştiriyorum Sercan'dan çok dinlemek istiyorum bu hikayeyi Sercan böyle yaptıysa benim için gerçekten hiçbir yeri yok Yani inşallah Allah yolunu açıklık versin ama Sercan kalkıp da kadınlar ona gelip böyle bir şeyi Kalkıp da Hilmi Cem'lere Kendisi söyleseydi Bir mantığı yok e, Hilmi Cem'in söylediklerini fazla buluyorum Nefise ile Aleyna'nın da Artık Hilmi Atakan'a bir şeyler göstermesi lazım madem öyle. Onu bekliyorum. Ben de o zaman şöyle bir farklı bakış açısıyla değerlendireyim durumu. Şimdi Sercan'ın durumu biraz ilginç. Çünkü adamın 7. düellosu değil mi? 7. düellosunda olan bir adamın düelloya girmeme şansı doğuyor. Kim tarafından? Nagihan, Nefise, Aleyna Kalaycıoğlu. Ha, anlaştığı isimler mi? Değil. Ama bu Survivor'da yani kimler kimlerle beraber ne oldu ne bitti ama o anda top sana gelmiş ona bakacaksın sen haftaya ne olacağına bile bakmayacaksın. Yani ee, bizim Survivor, 2010 Survivor gibi haftalık atılan oylar devamlı değişiyordu ya o noktaya geldi işler şimdi. Nagihan Nalan'a Kalaycıoğlu'nun beraber yürüdüğünü gördüğüm yerde ben her şeye ihtimal verebiliyorum. O yüzden hiçbir şey benim için sürpriz olmayacak. Top senin ayağına gelmiş Sercan. Sen bu topu elinin tersiyle itiyorsun ve dönüyorsun Atakan'a ve ilmi ceme diyorsun ki böyle böyle bir durum var. Beni yazacaklardı ama işte benle beraber olacakları ben konuştum falan. Şimdi biraz büyük resimden değerlendirelim. Bu ne demek? Sercan açısından düşünelim. Ey Atakan ve Hilmi Cem. Ben sizin kurduğunuz bu yapıdan memnunum. <laughs> Üst üste 50 kere de beni düelloya gönderseniz ben sizinle huzurumu kaçırmak istemiyorum. Çünkü Atakan'la Hilmi Cem adada adamın huzurunu bozarlar mı? Bozarlar. Şimdi bir de işin görünmeyen tarafı var. Yani bu adamlar beraber yatıyor, uyuyor. Hanzade hatırlayalım çok senin zaman olmadı. Yani şimdi bir adayı bir adamın bir adama dar etmesi var. Huzurunun kaçırması var. Bir de diyor ki huzurum kaçmasın düelloya çıkacağım. Ben diyor düelloya çıkmayı kabul ediyorum diyor. Yani bugün Sercan dönüp kadınlarla işbirliği yapmış olsaydı. Kadınlarla o bence yapmalıydı bu arada. Kesin yapmalıydı. Ama yap, yapmamayı tercih etti. Yapmış olsaydı Atakan ile karşısına alacak mıydı? Onlarla bir savaşa girecek miydi? Benim bu cephede verecek, bu savaşı verecek gücüm yok. Ama duello'da bu savaşı verebilirim diyor Sercan. Aynen. Yani tamamen kendi huzurunu koruyor. Yaptığı şey Doğru mu? Bence değil. Bence böyle yapmaması lazım. Çünkü artık ben şundan da çok sıkıldım. Yani bu Survivor adı hayatında asırım, keserim, delikanlıyım var ya bunlar bitmiyor abi biliyor musun adam mısın adamım adam adam herkes adam abi bu kadar adamı ben bir arada görmedim yani biz değiliz ya tamam abi siz çok adamsınız ben değilim adam ben şimdiden söyleyeyim yani de herkes rahatlasın çünkü o kadar çok adam var ki herkes adam herkes delikanlı herkes mafya bir de mafyası var işin yani anladın mı hani almalar kesmeler falan yani bu işlerden bir kopsunlar ya biraz hani 2024 yılındayız artık yani Öyle kaba kuvvetle asmakla kesmekle işte Hilmi açıklama yapıyor işte ben delikanlı adamım meşalemi alır giderim. E meşaleni alıp gidiyorsan düelloya da gir abi. E gir abi o zaman yani hani eğer bir delikanlılık örneği göstermek istiyorsanız düelloya girebilirsiniz. Yani Hilmi de girebilir Atakan da girebilir girin abi. Er meydanı orası. Er meydanı kamera önünde asmak kesmek değil ki. Ya artık bu numaraları pek kimse yemiyor diye düşünüyorum ben. Çok yapan var da her yerde yapıyorlar bu işi de. O işler geçti. Millet icraata bakıyor. Artık herkes icraata bakıyor abi. O <laughs> La Fontaine'den masalları kimse anlatmasın. Nefise ile ilgili kısmına geleceğim. Nefise'nin bakın şu anda yüzdesi çok yüksek. Yani Nagihan o Geday Nefise bakın bu üç yarışmacı. İlk üç yarışmacı. Şimdi bu kadar performansı iyi bir yarışmacı normalde tek başına bir yolda yürüse birçok kişi arkasından sürükler. Ama bir problem var. Ne bu problem biliyor musun? Tecrübesiz bu kadın. Bu kadın tecrübesiz abi. Bu kadın şu anda ben hangi pozisyonda gözüküyorum? Ne yapmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim? Kopmalı mıyım? Kopma. Onu muhakeme edemiyor. Yani zaten mesela Nefise şu an en büyük şampiyonluk adayı ama kendini Hani o kadar saklıyor ki farkında olmadan saklıyor yani. Hani ben saklanayım da burada durayım anlamında değil. Ön plana çıkma gibi bir gayesi yok mesela. O kadar çok başarılı bir adam ama başarılı olduğunu bize hem ta takım üstünde kurduğu tahakkümle her şeyle belli ediyor. Nefise de böyle bir durum yok. Nefise tam bir yıldız oyuncu ama aynı zamanda ne denirse de onu yapıyor yani. Çok değişik bir şey. Yani o yüzden dikkat edin herkes takımında Nefise'yi ister. Çünkü Nefise baş kaldıran birisi de değil. Öyle bir karakteri yok kadın. Hani alayım bir grup kurayım buraları ben yöneteyim öyle bir şey yok yani. Değişik. Nefise'yi o yüzden hani ama bu sene de SMS de yok. Şimdi mesela SMS olsaydı Nefise belki ön plana çıkmadığı için çok oyalamazdı ama SMS olmaması Nefise'nin avantajı ne? Yüzdesel olarak yürüyor yani ben çıkacak düelloya çıkacak belki birçok yarışmacıyı yenecek orada SMS ile onu yenebilecek yarışmacıları. Yani Hilmi Cem'in Nefise ilgili söylediklerini hiç doğru bulmuyorum gibi gibi olaylarımız var şey dediğine çok katılıyorum bu arada ee, Hilmi Cem'in hani bunu yapacağıma gerekirse meşaleme alır giderim tamam güzel bir tasvir eleştirin de doğru bence ama e, o zaman aynısını sen yapsaydın bunları yapacağına e, oyları değiştirteceğinize düelloya meşalenle çıksaydın veya yani. ona karaktersiz ona bulunur, yani bu kadar çok topa girmeye yok. de yani insanların içeride ne yaşadığını da bilmiyoruz artık o kadar çok olay oldu ki Şimdi mesela bir olay yaşandığı zaman Yunus Emre varsa işin içinde, Nagihan varsa işin içinde. Sen hani %100 şu haklıdır diyebilir misin? Diyemiyorsun ki abi bin tane olay yaşamışlar içeride. Bir de konuşulmayanları var. Seremoni kısmına gelelim efendim. Seremonide yine Nagihan Yunus Emre aleyne tartışmaları var. E, yönetmenimiz Sercan'dan rica ederim. Bize bir hatırlatsın bakalım. Abişim. Şimdi Aleyne Kalaycıoğlu'nun bir lafı var en son. Kadınlar birleşirse karşısında kimse duramaz diyor. Doğru söylüyor. Kadınlar birleşirse değil Yunus Emre, kralı onların karşısında duramaz. Bu yüzden de bu üç kadın birleşmişler ve Yunus Emre'ye karşı bir savaş açmışlar. Yunus Emre de onlara karşı bir savaş açmış. Ama ben bu savaşın sonunda üç kadının Yunus Emre'yi yiyeceğini düşünüyorum. Benim e şu sayısı andaki, sayısı üçler, biri üç Biri üç bir. Şu andaki öngörüm benim bu. Yunus Emre bu üç kadınla baş edemez. O bir. Sonra Nagihan'ın bir lafı var, o da çok haklı bence Nagihan'ın o sözü de. Diyor ki Nagihan, haklı olsa bu kardeşimiz diğer takıma gönderilmezdi diyor. Evet, doğru söylüyor. Diğer takıma gönderildiğine göre bu arkadaş haksızmış demek ki. Acun Ulucalı ve prodüksiyon arkadaşı diğer takıma yolladılar. Acun Ulucalı ve prodüksiyon bu arkadaşı diğer takıma neden yolladılar? Bu, bu arkadaş mavi rengini çok seviyor diye mi yolladılar? Hayır, bu arkadaşın hatalarını dinlediler üç tane kadından. Kadınlar anlattı, 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 anlattı. Ne anlattıklarını bilmiyorum. Ama bayağı bir şey anlattılar herhalde. Zaten iki gün içerisinde 28 tane hakaret var. O 28 tane hakareti, eğer bu kadar ağır hakaretleri, ben hakaretleri tasvip etmiyorum. Ama ve lakin bir insanda durup dururken 28 tane hakaret bir insana da edilmez abi. Onun için demek ki bu adam bir şeyler yaptı abi. Yapmayan adama bu kadar 28 tane, mesela dağ adamı diyor Nagihan. Şimdi bir adama durup dururken dağ adamı denmez abi. Ağır bir laf çünkü dağ adamı. Şimdi neden diyor Nagiyen bunu? Diğer 27'si şimdi aklımda değil şu anda. Dün not almıştım da hı hı. ama aklımda değil. Yani edilmedik, hakaret kalmamış. Ve bu adamla ilgili gitmişler şikayet etmişler Acun Ulucalı'ya. Acun Ulucalı da bunlara hak vermiş. Arkadaşı mavi takıma yollamış. Demek ki Acun Ulucalı durup dururken bu adama mavi takımı niye yollasın abi? Demek ki dinledi dinledi dinledi. E Nefise de söylüyor. Nefise diyor ki bu diyor bana her şeyi yaptı diyor yani. Nefise hayal mi görüyor yani? Nefise orada hayal mi anlatıyor röportajında? Nefise de söylüyor bu adam bana şunları yaptı bunları yaptı. Onun için de yani sonuç olarak baktığın zaman Yunus Emre kardeşimiz genelde haksız pozisyona düşüyor sürekli. Benim gözümde. Çünkü ağır laflar söylemiş. Bu ağır lafların sonucunda da üç tane kadını karşısında bulmuş. Prodüksiyonda arkadaşı öbür takıma yollamış. Demek ki Yunus Emre haksız abi bu kadar basit yani. Benim gözümde bu. Buyurun efendim. Ya benim buradaki konum hani bugün en azından Yunus Emre haklı mı haksız mı ya da niye e, küstüler olmayacak. Çünkü çok konuştuk üzerine defalarca günlerce belki dört e, yayın bununla ilgili fikirlerimi anlattım zaten. E, benim için haklı ya da haksız pek yok gibi bu hikayede. Nagiyanın 28-29 tane hakaret etmiş olması kim bilir neler yaptı ki bak 28 hakaret edildi gibi e, düşünülmemeli bence. Çünkü hakaretin ne Yunus Emre'den ne Nagihan'dan hiç kimseden hayatta geçerli bir sebebi olamaz. Yani bak bu adam neler yaptı bir şey yapmasa 29 tane kötü söz kullanır mıydı gibi bir açıklamayı doğru bulmuyorum açıkçası. Murat abiden orada fikrim ayrılıyor. Yunus Emre'nin hakaretleri ne kadar yapılmaması gerekiyorsa Nagihan'ınkiler de yapılmamalı. Ve altında kim bilir ne yaptı gibi bir bahaneye sığınılmamalı. Sadece Aliye doğru bir cümlesi var onunla ilgili yorum yapacağım. Kadınlar güç birliği yapmış olsaydı bugüne kadar var tarihinde. Ee, hep çatıştılar işte ve başarılı olamadılar. Kadınlar güç birliği yapmış olsaydı çok büyük başarılara imza atarlar dedi. Çok katılıyorum. Ee, ama güç birliğiyle çıkar birliği farklı konular. Eğer sen güç birliği yaparsan bence de en başından güç birliği yapmış olduğunuzu görseydik önünüzde belki kimse duramazdı. Ama şu an yaşanan şey güç birliği değil çıkar birliği oldu. e Çıkar birlikleri de ilk çıkar çatışmasında sallanır e, ve enkaza dönüşür. <laughs> Benim için bu Seromondaki konuşma sanki son bir haftadır bizim konuştuklarımızın bir özeti gibi oldu böyle kısa bir fragman gibi oldu. Düşünün ki mesela Nagen diyor ki Yunus Emre'nin kirli çamaşırları ortaya çıktı. Biz ne diyoruz ya bu adam zaten buydu. Hangi çamaşırları ortaya çıktı? Bir anda mı ortaya çıktı? Nagen bütün olayı özetleyip kimli çünkü Yunus Emre'nin aslında kirli çamaşırları Nagen'a göndermek istemesi Nagen'a göre. Kirli çamaşırları ortaya çıktı diyor. Bunun üzerine Yunus Emre pek fazla cevap vermek istemiyorum diyor espirle cevap veriyor. Ee, ondan sonra da e, Aleyna da işte kadınlar birleşirse falan legal diyor. O da ne dedi? Hani biz bir türlü böyle bir yere bağlayamadık ya Aleyna'nın Yunus Emre'yi. O da yine bir yere bağlayamadı, Nefise yine konuşmadı. Yani aslında bizim bir haftamızı anlatan bir seremoni biliyor musunuz? Yani Nagihan Yunus Emre'yi bambaşka bir yerden şey yaptı, kötüledi. Yunus Emre pek fazla cevap verme hakkını kullanmamak istediğini, kendisine bir sürü şey olduğunu ama onları mezara götüreceğini söyledi. Sonra aleyna e kadınlar birleşirse işte falan bir kadınlık bir şeyler dedi. Nefise cevap vermedi. Konu öyle de kapandı. Biz bir hafta özetlemiş olduk böylece. Yani bir hafta aslında bunlar yaşandı zaten. Evet. Şimdi tabii ilginç bir durum söz konusu oldu. Program başında Murat abinin konuştuğu bugün Nefise'nin bir röportajı var. Bu önemli bir röportaj. O gün düello gününde bir şeyler yaşanmış. <laughs> Ve bizim izlemediğimiz bir şeyler de olmuş. Onu anlatan bir röportaj. İzleyelim bakalım Nefise neler söylemiş. Evet. Murat abiciğim eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Survivor tarihinin en dobra kadınlarından bir tanesini izledim. <laughs> söyleyeceğim şey bu. Survivor tarihinin bana göre en dobra kadınlarından Çok bir dobra, tanesi. Çok dobra evet. Bana göre dobra. Size göre dobra. Ben şimdi neden dobra değil onu söyleyeceğim. Anladım. Ben Survivor tarihinin bana göre en dobra kadınlarından bu kadın konuşurken bir kere. Ben 60 yaşındayım. 61 oldum. Anlarım abi. Bu kadın konuşurken öyle bu kızda yalan dolan şu bunu şöyle anlatayım, bunu böyle anlatayım. Bu kız ne içinde ne varsa onu söylüyor. En son lafına dikkat edin. Bana ağır sözler kullandı. Bu kıza ağır sözler kullanmış kardeşim. Bu kız öyle ağır sözler de yiyecek bir kız değil. Onun için ağır sözler kullanmış. Nagihan'la ilgili değil diyor. Ben diyor hatta ayırdım diyor. Bir şeyler diyor. Bana diyor durup dururken ağır şeyler kullandı diyor. Doğru söylüyor bence. Ben bu kızı yalan söylediğine inanmıyorum. Bir şeyler olmuş. Bu kadar abi yani. Sağlık çadırında doğru... Duel öncesi sağlık çadırında bir mevzu patlamış. Patladığı aşikar. Konuşuyor kız yani bir şeyler olmuş biz izlemedik. E, tamam ama bu kız yalan söylemiyor. Bu kızın ben yalan söylediğine inanmıyorum. Kefilim altına imzamı atarım. Bu kız dobra bir kız doğruları söylüyor. Ona inanıyorum ben. Başka da hiçbir şeye inanmıyorum kardeşim. Ona inanıyorum. Bu kadar basit. Buyurun. Kimseye kefil olmam orada. Çünkü bizim gözümüzle gördüğümüz, öyle olmadığını bildiğimiz ...inanmaktan bahsetmiyorum. Bildiğimiz şeylerin bize farklı anlatıldığı oluyor. Dolayısıyla bence kimseye kefil olunmamalı. Ee, şimdi eğer... ...Nefis'e dobro olmuş olsaydı... ...bence geçen haftanın başında... ...yani... ...cümlesine şöyle başlamazdı şu an. Ben niye Nagihan ablayla tartıştı diye... ...Yunus Emre'yle kötü olayım ki? Benim de sebeplerim var. Buyurun cebimden çıkardım... ...size sebeplerim diye sunmazdı. Olaylar olurken Yunus Emre gelsene buraya. Sen bana çadırda bunu bunu dedin. Sen ne hadine bunu dersin? Daha Yunus Emre o... Tukak'a ilan edilmediği dönemde Yunus Emre'ye bu e, şeyleri yakmış olsaydı gemileri o zaman vay be nefseye bak ne dobra çıktı derdim. Başkalarının gemileri yakıldıktan sonra sen kendi cebindeki taşları çıkarıp bende de böyle böyle bir geçmiş vardı dersen buna ben dobralık demem. Bu röportajında doğruları anlatıyor olabilir, çarpıtıyor olabilir. Şimdi şöyle ben birine zaten kimse %100 doğru söylüyor demem ama e, yalan söylüyor da diyemem şu an. Ama yalan söylemedi de diyemem. Çarpıtmadı da diyemem. Elimdeki verilere göre hiç yaşanmamış bir olayı. Ben yaşanmış gibi, nefise oradaymış gibi bize üç işe yaramaz dediğinde ben sustum, sessiz kaldım dediğinde bu hikayenin ne nefisenin orada oluşu ne Yunus Emre'nin ağzından çıkanların öyle olmadığını bildiğim ve gördüğüm için bizzat kendim hazade olarak kendi gözlerim, kendi kulaklarımla duyduğum için nefisenin çarpıtabilitesinin olduğunun kanıtı var bende. Nefisenin çarpıttığının kanıtı yok ama ee, yaşamış olabilir, yaşamamış da olabilir. Yaşadıysa da çok geç değil mi Nefise bunları bize anlatmak için? Sanki bir şeylere cevap veriyor gibisin. O eleştirilere, arkadaşlarının aldığın eleştirilere cevap niteliğinde. Yani senin bu adamın ağır sözler söylediğini kanıtın yok mu? Kanıtım var. Adam, Nefise Sen çanırla. var mı başladığından beri ağır sözler söylüyor. De, neyin kanıtı senin var yok demedim. Diyorsun ki sen. Yani bu adamın Hanza şey diyor. Hanza diyor bizzat Nefise. bir şey dediğine Heh. kanıtım yok. Kanıtım, ben yok. de sana Hiçbir diyorum ki istatistiklere bak adamın sen öyle bir şey söylüyorsun ki mesela diyorsun ki ee, Kasabın önünde ciğerler var, kedi geliyor. Yok, kedi diyor ki, ay ben bugün olmadın? bu ciğerleri yemedim. İstatistikye göre kedi her gün yiyor o ciğerleri. Neden bir gün geliyor sana ben ciğer yemedim? İnanıcam mı? Çünkü zaten yiyor her, Aman, her tabii gün. Tabii ki demiş olabilir. Yani bu neden adamın Survivor başladığı olmamış? günden beri etmediği hakaret, etmediği laf, etmediği ağır söz Aman, alttan girdi üstten çıktı yok. Şimdi evet. sen nefise söyleyince inanmıyor musun? Niye şu an söylüyor? Ne bileyim abi. Nefise'ye sor onu ne zaman şimdi söylüyor. Ben nereden bileyim ne Neden zaman Neden mi? Aa Yunus, Murat abi çok iyi bir yani, cevabınız var. Hayır sen ama bak şimdi verilere bakıyorsun. Benim elimde şöyle bir veri var Murat abi. Ne verisi var senin Yunus de? Adam dört aydır ne orası Yunus kaldı ne burası kaldı insanların bir şeyle ya. Nefise'nin kendi kendine bizzat olayı kişiselleştirmek amaçlı evet. bambaşka bir hikaye anlatışı var benim elimde. Yunus Emre'nin ağzından kötü söz hep çıkıyor. Eminim o an çadırda da çıkmıştır. Ama Nefise'ye mi çıkmıştır? Nefise buna ne cevap vermiştir? Neden o an susmuş da şu an konuşuyor? Bunların hep soru işareti. Niye sence şimdi konuşuyor? Niye mi? Çünkü bize şöyle bir cevap veriyor. Yani e, eleştiriliyor ya gölgede kaldı diye. Ben niye Nagihan abla kötü oldu diye kötü olayım? Benim de evimde dertlerim davalarım var diye. Şu an yaklaşık bir hafta sonra cebinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Ama Buyur şimdi zaten e, şöyle insan söz vermeden önce e, zaten Nefise'nin böyle bir eleştiri aldıktan sonra cevap vermesi de normal değil mi? Şimdi mesela Hilmi Cem başka bir şey söylüyor, o başka bir şey söylüyor. Bu laflar Nefise'ye de gidiyor. Kadın da doğal olarak bunlara cevap veriyor. Neden o an cevap vermemiş? Neden o an rahatsız olmamış kötü sözden? Cem de şimdi bir röportaj veriyor. Adam kadına demediği laf kalmamış. Tamam onu da eleştirdik. Yani kadının cevap vermesi Benim de çok, çok normal Benim yani. sonradan bahane bularak eleştiriler bana çok gerçekçi gelmiyor özetle. Hilmi Cem de buna dahil. Yani, yani İki ay önce mesela... Hayır, Annen ya, Annen ya, yani söylediği zaman? şeye inanıp inanmamak tabii ki senin tasarrufunda da... Hilmi Cem mesela şimdi bugün... O zaman niye Hilmi yani Hilmi bir şey söylüyor, Nefise de cevap veriyor. Bu adada da konuşuluyor bence. Ben, bence nefise mesela Nefise ilgili mutlaka... Nefise'ye işte yaverlik yaptığı... Nagihan'ın dibinden ayrılmadığı... Mutlaka bununla ilgili Nefise'ye bilgiler gidiyordur yani. Gitmeme ihtimali tabii yok. Tabii ki gittiği için cevap veriyor diyorum zaten. Ama neden o zaman olay olurken cevap vermemiş, susmuş da şu an konuşuyor. Aynı Aleyna'nın o gün e, düello'ya yürürken Yunus Emre'nin ağzından çıkan bence yanlış bir cümleyi neden o an tepki göstermedin de şu an tepki gösteriyorsun. Bunların nedenlerindeyim ben. Buyurun. <laughs> yani burada zaten şimdi Nefise bir şey anlatıyor. İnanmak inanmamak herkesin e, boynunun borcudur. Mesela Murat abi inanıyor. Hanzade inanmıyor. Tabii ben de mi? şöyle inanmıyorum. Çarpıtabileceğini düşünüyorum. Yaşanmamıştır demiyorum ama yaşanmıştır diyemiyorum. Yani Görüntü olmadığı zaman anlatılana, konuşulana inanmak veya inanmamak tamamen herkesin takdirine kalan bir şey. Bakın siz inandınız, biz inanmadık. Bu böyle bir şeydir. Yani sonuçta Murat abinin şu yaklaşımını çok yanlış buluyorum. Yunus Emre suçlu diye her konuda da suçlanamaz. Yani Yunus Emre kedi ciğer misalindeki gibi Yunus Emre'nin daha önce hataları oldu oldu diye ondan sonra da çıkartılan bir suçu bunu da kesin Yunus Emre yapmıştır. Böyle bir şey yok adalette. Yani bir suçlu her suçu işlemiştir o zaman o kesin Yunus Emre'dir diye bir şey yok. Bunu bir başkası da bir suçu ona yükleyebilir ki kadınlar yaptı. Yani Yunus Emre e, suçlu bir adam olduğu için, daha önce hataları çok fazla olan bir adam olduğu için işlerine gelmedikleri zaman bütün suçu Yunus Emre'ye yıkmaya çalıştılar. Bunu da gördük. Bu neden öyle olmasın? Dolayısıyla ben Nefise yalan söylüyordur demiyorum. Ama Nefise neden çarpıtmasın bu olayı diyebiliyorum. Ve dolayısıyla şimdi bakın Yunus Emre konusunda Nefise'nin, Günler hatta aylar sonra bir açıklaması oldu. Aylar sonra neden diyorum biliyor musunuz? Çünkü söze şöyle başlıyor. Bir günah çıkarma röportajı olduğu benim için şuradan belli. Kırmızı takıma geldiğimde Yunus Emre çok farklıydı diyor. Galiba Şubat ayından falan bahsediyor. Aylardan Mayıs'tayız. Bakın. Yani Şubat ayı muhtemelen, ben Ocak da olabilir bilemiyorum. Kırmızı takımla geldiğimde Yunus Emre çok farklıydı diye başlıyor son röportaja. Senin bize bunu o zamandan bu zamana bir yerde göstermiş olman lazım. Yunus Emre bir anlaşamıyor olman lazım. Bir tartışıyor olman lazım. Bir röportajında Yunus Emre çok farklıydı diyebiliyor olman lazım. Yunus Emre şu konularda anlaşamıyoruz adam çok değişmiş diyor olman lazım. Bir sürü şey söylüyor olman lazım. Ama sen daha iki gün öncesinde o kadar samimisin ki Yunus Emre ile. Beraber künde atıyorsunuz birbirinize böyle şakalaşıyorsunuz. Senin Şubat ayından beri farklı bulduğun adamla eğleniyorsunuz oyun alanında. Hatta Aleyna size kızıyor. Size kızıyor sen böyle arada kalıyorsun. O kadar eğlendiğiniz bir adamla bugün kulağına gelen şeylerden dolayı aslında biz o zamandan beri. Bu röportaja böyle başlıyorsan zaten ben senin niyetini anlıyorum. Sen bir günah çıkarma, bir Yunus Emre olayını bir yere bağlama derdindesin şu an. Senin de kulağına bir şeyler gelmiş tamam mı? Ve dolayısıyla aslında bizim olayımız şuradan itibaren başlamıştı. Ve sağlık çadırında da böyle bir şey oldu. Kardeşim sağlık çadırında olduğu gün bir röportaj hakkı var değil mi senin? Çıkarsın, sağlık çadırında bu adam bana bunları bunları söyledi ya. Terbiye serif dersin. O gün dememişsin. Ondan sonraki gün dememişsin. Ondan sonraki bir hafta boyunca dememişsin. Sonra günlerden birinde demişsin ki bana sağlık çadırında bir şey yaptı. Ne yaptı kardeşim biz? O zaman nereden bileceğiz şimdi? Sen anlatıyorsun 10 gün öncesinden bir şey. E sen daha önce üç işe yaramaz dediğinde duyduğunu söylemiştin ama dememişti öyle bir şey adam. Sen arkadaşlarına inanmıştın orada da gaza getirilmiştin. Neden bunun da böyle bir şey olma ihtimali olmasın? Neden yani şimdi tamam mı? Ben bazı şeylerin önceden değil o gün anlatılması taraftarıyım. Bak sen bir şeyleri eğer o gün yaşadıysan, Şubat ayından beri atıyorum Yunus Emre ile ilgili büyük sıkıntılar yaşadıysan, o değişiklikleri gördüysen biz onları gösterecektin, anlatacaktın, biz de dinleyecektik. O gün çadır olayını, o gün olması da şey gün anlatacaktım. Bu adam bana bunları bunları söyledi. Çadırda diyecektim. Bize dinleyecektik. Şimdi günler geçmiş. Bana da fanlar atıyor. Bak böyle böyle. E ben de o zaman anlatayım. 25 gün önce de Yunus Emre şöyle bir şey yapmıştı diye. Ben de o zaman bir yerden bir şey bulayım. Bir yarışmacı olarak. Böyle kolay. Bu en kolayı yani. Bir, bir yeri bir şeye bağlamaya çalışıyorlar. Alena da bağladı mesela Yunus Emre'yle davasını bir yere. Nereye bağladı? Benim elemem günü olduğu gün Berna'yı destekledi dedi. Ne zaman dedi? İki hafta sonra dedi. Ben de dedim ki buradan. E Berna o gün deseydin. Niye o gün eleştirmedin Yunus Emre'yi karşına almadın? Bir hafta boyunca adadaydınız. Her gün röportajlara çıktın. Niye o gün anlatmadın da bir anda böyle bir aydınlanma gerçekleştir ve 20 gün sonra bu olayı bize anlattın? Bana bunlar garip geliyor. Bana bunları dinleyince yarışmacıların bunları bir yere bağlama isteği. Nefise'nin Yunus Emre ile olan tartışmasının Nagihan'lar ve Aleyna ile alakası yok da aslında deme isteğinden kaynaklandığını şu an ben görüyorum. Ben de bunu böyle hissediyorum. Evet efendim şimdi çok kritik bir noktaya geldik Murat abicim kim gider diyoruz bugün hemen adayları sayıyorum Yunus Emre, Batuhan, Sercan ve Furkan Yunus Emre Sercan'la oynayacak Batuhan Furkan'la oynayacak Furkan Batuhan değil mi? Şey seçme Furkan yanlış mı görüyorsun? Se Furkan Batuhan Tabii evet, evet Seçme tamam Hayır, orada Bu kağıt nerede benim elimde <laughs> burada evet Tamam şimdi Yunus Emre Sercan. Yunus Emre Sercan. Yunus Emre seçecek Furkan Batuhan. Furkan seçecek. Evet. Yunus Emre Sercan kim seçerse seçsin, İsterse ben seçeyim Sercan diyorum. Sercan diyorsunuz. Evet. evet. Furkan Batuhan yine kim seçerse seçsin, ben de seçebilirim Batuhan diyorum. Tamam. Yani ne oluyor? Furkanla Yunus Emre. Evet. Sona kalıyor kalıyorlar. benim fikrimde. Kim seçecek orada? Ee, Yunus Emre. Yunus Emre. Yunus Emre seçecek aynı tezimi devam ettiriyorum. Kim seçerse seçsin Furkan kazanır. Furkan kazanır diyorsunuz ve Yunus Emre bu hafta Survivor'a veda eder diyor Murat Özer'e buyursunlar Anzade Hanım. Ben Furkan muhakkak final oynar diyorum. Ee, hem düello tecrübesi yok hem de atışlarda böyle şapkadan tavşan çıkaran bir yarışmacı değil. İki atış üst üste var. Parkur kısa yani Furkan'ın bütün avantajları e, geri planda kalıyor kendisinin diğer takım yani diğer rakiplerine çok üstünlük sağlayabileceği bir artısı kalmıyor düelloda dolayısıyla Furkan hem dezavantajlı hem de tecrübesiz Furkan kesin final oynar diyorum Yunus Emre ve Sercan'dan e, böyle birinin birine hiç bakmayan birinin mucizeler yaratabileceği bir atış olduğunu şu an düşünmüyorum geçen düelloda da yani en azından güç Bu demiştik Yunus Emre'nin seçmesi gerekiyor ama seçtiklerinden bir tanesi güçtü fakat böyle mucizeler yaratmadı dolayısıyla Sercan'ın daha konsantre oynayacağını düşünüyorum. Yunus, Emre, Furkan final oynar diyorum ve Furkan elenir diyorum. Buyurun. Vallahi hikaye nasıl gerçekleşir hiç bilmiyorum ama ilk düellosuna çıkacak. Furkan'ın son düellosu olur diyorum. Furkan elenir diyorsun sen de. Ee, ben de şahsen Furkan elenir diyorum. Ee, yani zor. Düellü bu düellüden çıkmak zor. Yani, Şeyciydin, ganyancıydın ne oldu sana? Yani abi Furkan ın... sefer ganyanı abi abi şöyle Furkan hiç düelloya çıkmadı. He. Yani herhangi bir düelloya çıkmadı. Bir ikincisi mesela 2-0 geriden Furkan'ın bir mücadeleyi kazanma ihtimalini çok güçlü görmüyorum. Yani Furkan'ın o düello psikolojisine diğer yarışmacılara göre kaldırabileceğini düşünmüyorum. Ben de mesela hiç Everest'e çıkmadım ama iyi dağcıyımdır. Yani yani Furkan ilk defa çıkabilir ama tabii olabilir. olabilir. defa da. çıkmasıyla bir şeyler de yapabilir. Orada ya yani ilk defa çıkıyor diye yapmayacak diye. Hayır, tabii ki yapabilir canım. Evet. Ben tahmin değil mi Anladım, abi? Herkes tahmin yaptı. Hayır ben de hayır. benim tahmin ben bu. Ben de fikrimi söyledim. Diyorum ki hani ben de Everest'e çıkmadım ama mesela Uludağ çıkarım. İyi de dağcılık yaparım ama Everest'e çıkmadım hiç. Ama çıkarlarsa da Everest'e de bir şeyler yaparım. Yunus Emre, Sercan e, mücadelesinde e ee, normal şartlar altında geçen hafta seçtiği küp devirme oyunu ve bu merangı seçerse yine Yunus Emre'yi kazanacağını düşünüyorum ben. Ama seçmiyor adam. Ya seçerse o kazanacak ama. Şimdi bir yer bir keşke yani bir Yunus Emre'ye söylese hani merangı ve küp devirmeyi seçtiği an Sercan'a karşı Yunus Emre kazanacak ama Yunus Emre o kadar demotive ki, o kadar konsantrasyonu yok ki. Yani başka bir alemde abi o adam. Ya adamdaki potansiyelin inanılmaz. Adam başka bir yerde yani. Onunla uğraşıyor bununla rüzgar esti. Bana bak rüzgar falan diyor abi oyun esnasında. O yüzden hiç güvenemiyorum ben. Benim Yunus Emre devin sebebim Yunus Emre'nin performansı değil ki. Benim Yunus Emre devin sebebi Yunus Emre'nin oradaki olaylardan etkileneceği. Etkilenince. Ve etkilenince de o etkilenmeyle beraber performansını yansıtamayacağından dolayı ben. Bravo Yunus işte Yunus bakın siz de Yoksa ben, yoksa ben Yunus Emre onlardan güçsüz diye elenir demiyorum. Yunus Emre o atmosferi kaldıramıyor. Birilerine bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor. O ne dedi, bu ne dedi? Tabii. Oradaki o psikolojisinden dolayı ben Yunus Emre'dir diyorum. Yoksa siz kimden kim dolayı değil. Ben Furkan. Ha, üç Furkan, bir Yunus Emre, siz de Murat abicim. Bakalım bu evet. akşam bizleri neler bekliyor? Reklamı göster. Sercan da çok soru işareti bu arada düelloya giriş şeklinden dolayı. Sercan soru işareti. Evet efendim söyle gidiyor. Evet efendim. Murat Abiciğim. Efendim. Öncelikle bu gece dört tane yarışmacı kardeşimize de başarılar diliyorum. Aa! Kim hak ediyorsa o kalsın, kim hak etmiyorsa o evine dönsün diyorum. Bütün bizi izleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı oluyor. Buyursunlar. Öncelikle Oğuzhan Abi'nin hepimize selamı var. Survivor 2010'dan. Ah Oğuzhan Abi. Oğuzhan Abi. Telif dünyasının kralı. <laughs> evet. Ee, ben de ona çok selamlar gönderiyorum. Masanın selamını ilettim. Bir de Cemil dayım, Sapanca'dan benim bir Cemilem vardı hatırlarsınız. Hep bize selamlar gönderirdi ve selam isterdi. Ee, yine bir selam istiyor. Tabii ki dayıcım hemen. <laughs> Sakarya'dan genç bir iş insanı arkadaşı sevgili Yasin Bafralıoğlu'na buradan selamlar. Bizi hep izlermiş, takip edermiş. Yasin Bey teşekkür ederiz. Ne iş yapıyor acaba Yasin Bey? Ne iş yapıyor acaba onu soracağım dayıma. çıkınca. <laughs> Buyursunlar. Ben de bizi izleyen herkese yarın görüşmek üzere sevgiler saygılar. Ben şimdi buradan çıkacağım turşukeyi alacağım veterinere götüreceğim Allah biz devamlı veterinerliğe gidiyoruz. Turşu olsun. boyunluğu var bana ben böyle ben bakıyor bakıyorum. boyunluğu takmak istemiyor turşu diyorum duvara dönüyor. <laughs> Anne, muhatap <laughs> olmak istemiyor o boyunluğu biz ona nasıl taktık Evet, çok haklı. o hiç hareket edemiyor böyle bana böyle üstüme geliyor. Ve hani kendi mutlu olmadığı için beni de devamlı ayaklarıyla ittirerek bana da umutsuzluğu <laughs> empoze tabii, etmeye tabii. çalışıyor. Senin canın sağ olsun, olsun. Renklerimizi iletelim. Evet, çok ben çok karne... geçmiş olsun. olsun. <laughs> olsun. Televizyon açık değil ama o orada evde duruyor. Tek başına anası da yok. Gidiyorum yanına. Efendim Söyver Bekistan'ın bugünlük sonuna geldik. Yarın 14'te sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.